Evet, yayına girmiş olmamız lazım şu anda. Sesler nasıl yazarsanız. Evet, sesler ve görüntüde bir problem var mı? Kendimden kontrol ediyorum, girmişiz şu an. Ama benim ve Sadece kamerası yok. Onu ayarlarsın. Buraya girince mi gözüküyor sen? Görüntü yok Evet. mu? Yayında görüntü yok şu anda. Tek Arda'nınki var. Onu bir ayarlayalım istersen. Sonra devam edelim. Çok. Küçültmeyle olmuyor herhalde bu. Skype'ın siyah ekran sorununu çözmem lazım. Halletmeye çalışıyoruz şu anda kamerayı. Az bir şey bekletiyoruz ama. Düzelmedim abi. Oyunlara bir gir. Yayında yok şu an. Onu şu an düzeltemem ki. Ben Skype'ı indirmem lazım. Windows şey olduğu için benden. Onu arada yaparız. Bir Boran'ın maçını açsana Arda. Dördüncü masada oynuyor. Hazar Babazade ile oynuyor. Hazar Babazade yani bizim yetenekli çocuklardan biri. 2400 küsur Elo'ya sahip. Aleyhin defans olmuş. Barapion'u feda etmiş. Bu konumsal bir feda. Ve Beyaz'ın avantajı var Piyon'a. Kompansesi var ama ben kale devir hamlesini beğenmiyorum açıkçası. Bence kalede blok kaleyi değil de. Biz analizi kapatsak Arda daha mantıklı olur bence. Kendimiz analiz yapsak. Belki bir şekilde ID'ye basmayı deneyebilirdi. Ya kaleler cebir bebir doğru duruyordu. Kale devirde hiçbir şey yapmıyor rakip E6 oynadıktan sonra. Ama hala kompanse var gibi bence. Ön üstünlüğü var. Fil F8'den sonra C5 piyonunu korumak sıkıntı olacak. A7'yi almak zorundayız ama kale A8 vezir düştü. Hata yaptık. Kale A8 vezir düşmüyor. Evet. Aynen. Sağlık olsun. Tecrübe. Evet, terk etti. Aynen. Gelelim turnuva şeyine. Gerçekten kuvvetli oyuncular var. Tabii ki. Birkaç tane GM var 2005'in üstünde. Azerbaycan'ın düzenlediği bir turnuva ve 18 yaş altı sporcuları alıyorlar Avrupa'dan. Vincent Cameron maçını izleyebiliriz. İkinci numara turnuvada. İlk numara Özbekistanlı Abdussattarov Nodirbek. Yani 2600 küsur Elo'ya sahip. Vincent Cameron da o civarda. Vincent Cameron gördüğümüz gibi kaybediyor. Aynen. Net bir şekilde kötü şu anda konumu. Kale D3, Vezir D3'den D3, sonra C2. garantilemek istiyor Ama sanırım. Vezir D5, oradan sürekli şah çıkar mı? Vezir D5, Şah F8, Vezir A8, Şah F7, yeniden Vezir D5. Vezir E4, tuzak kuruyor, mat etmek istiyor. Şah F8, Vezir Vezir F4 A8 değil. oynamak zorunda. Şah F7, Vezir D5, Şah F6, Vezir D4. Saklanıyor mu siyah şah? Ya orada saklanamıyor, siyah şah C8'e gitmeli. Ha, saklandı.
G4, G5 olabilir de mat olmuyor. Çıktım vezir, vezir H4, şah G. Vezir G7 oynamalıydı, mat vezir oldu. H6 matıydı. Mat oldu, vezir G7 oynuyordu, kazanıyordu. Vezir F8'e. Görmedi vezir G7'yi, çok çok ilginç bir şey oldu gerçekten. Vincent Gamers. F3 gibi bir şey oldu. Vezir G7'den sonra bitti maç. Hiçbir şey yok. Devam eden maçlardan kim var orada Arda? Yenile istiyorsan bir sayfayı. Nesterov maçı. Arsene Nesterov'la Brave Spirit. Evet, açalım. Nesterov'un kim olduğunu bilmiyorum. Kazandı. Yani. Gidemiz. Tamam. Başka kalan maçlardan ne var? Crazy Fighter evet, maçı kaldı. Ama siyahla oynayan çocuk iyi bir çocuk. Yani iyi oynuyor. Çok yetenekli bir oyuncu. 2200 küsur olmalı bildiğim kadarıyla. Burada F piyonu vezir çıkıyor. Fil tutuyor. Çok garip bir konum. Bence siyahlar doğru fil kazanması lazım. Kaleye 7 oynamak lazım. Kaleye 8. Şah F'den sonra siyah kazanıyor herhalde. F1. Kale A8, kale B8 alıyordu piyonu. Yapmadı nedense, anlamadım. Kale B7 gelse şimdi. A7. Bu win olmalı. Şah gidiyor H piyonunun yanına. Şah G5, şah H6. Kale C6 belki. Burası kazanç ama gerçi. Kale, kale F8 şahı uzaklaştırıyor. Bu da olur. Kale F1 şahı. Ama kale B8 var. Beraber oldu. Buydu, beraber oldu. Vezir çıkıyor şimdi. Nasıl beraber şah oldu? Şah almak zorunda. Şah H7 ha, kale A8 beraber. Süresi bitti. İlginç bir maçı da burada karşılaşmış olduk. Evet. İlk tur böylece bitiyor. Evet. İkinci maç başlayana kadar Arda Skype indirmeyi denesek. Olur mu? Aynen. Yetişebilir miyiz? Deneyim ama ekranda o gözükür yani. Burası gözükmüyor. Oraya indirip beklerken de maça devam ederiz. Bu arada ikinci tur başladı. Hemen dönüyorum maça. İlk olarak oranın maçına bakıyorum ben. Yok, ilk numaradan başlayalım. Chess Warrior'u yani adam ilk tur bakamamıştık. Haksızlık edemeyelim. Bitirmişti, hızlı bitirmişti ilk maçı. At G5 ama bu arada rakibi de ünvansız gözüküyor ama rakibi FM'ymiş. Şimdi kontrol ettim. Evet, o rakip, o da Azeri bir çocuk. İyi bir oyuncu, fena bir oyuncu değil. Beyazlar da zaten bildiğiniz gibi Nodirbek Abdussat taraf. Hoş geldin Levan. Cesco Melos'u 2966. B3. Çok enteresan oynuyor Beyaz. Bence D3 sürmesi gerekiyordu. Yani. Ve D3 enteresan bir fikir. At B8. Kısa rok. Atım olur herhalde. Bence o uzun rok atmayı deneyecek. Yok. At F3 döndü. Siyah iyi çıktı sanki. Siyah bence de biraz F5 ve E5 piyonları da merkezde. E4 uyumadı mı? E4 uyudu sanki. Ha, E4 vezir C3 fil F6 sonra at F4 koymadı. Ama o konum bile. Şimdi at D7'den sonra onu yaptıktan sonra at B6 D5'i tutamayacak. Ben siyahla oynardım konu. Ben siyahın konu çok iyi. Bence siyah daha iyi ve zaten F5, E5 ve D6'daki piyonlar merkezi çok sağlam bir şekilde tutuyor. Ve her ne kadar siyah kullanamasa da bence beyaz karelerinde bir zayıflık var. Ya E4 oynadıktan sonra D3 forpost kare olacak. Şimdi mesela tam zamanı E4 oynamanın bence. Bu arada şah G7 biraz doğru hamle olmadı siyahla. Çünkü şah G7'den sonra şimdi E4 oynadığında at D4, at E6 tempo ile geliyor. Çatal fikri. Evet.
Bu arada ben Forpost Kara'yı da bilmeyenleriniz varsa açıklayayım. Türkçe'ye daha çok ileri karakol olarak ve zayıf kare olarak geçiyor. Ama asıl doğru tabiri Forpost. Fransız kelimesi, Forpost kelimesi. A4, B4 oynayacak herhalde. Siyahın bir şekilde kale C8, ben kale F7, vezir D7 bir şekilde oynaması lazım diye düşünüyorum. Şimdi D5 piyonu zayıf, onu kullanmamız lazım. Vezir belki D7. G5 sürmeliydi. G5 olabilir burada. G5, G4 o da mantıklı gözüküyor. Ama girmeyi tercih etmedi ona. C6 ile belki D5 piyonunun yerini sarsmak isteyebilir. Ama şimdi at B6, E4 oynamak istiyor. O yüzden E4 oynaması mantıklı. At D4 ya bence alacak F6'yı. Sonra at D4 alacak. Evet. Öyle oldu. Ama şimdi C7 piyonunun geride kalması sorun yaratıyor. Siyah at E6, C7 almak istiyor. Ama orada kale F7 oynayabiliriz. At E6'ya belki C6 oynayabiliriz. Veya at B6'dan başlayabiliriz. At B6 oynuyor. At E6'ya kale F7 oynayacak. D5'i koruyamıyoruz. DF bir şey değişmiyor. HG kale H7 mi oynamak istiyor acaba? Kale H4 de basma fikriyle oynadı. At D5 alınacak. Aynen. Kale E4. Burada siyahın sorunu yok bence. Kale E8'den sonra. Alıp alıp at B5 olabilirdi belki. Belki burada G3 A4 fikriyle oynayabilir ama. G3 A4 zaten tek fikir o. G3 A4 F4 koymak. Yani siyahın vezir kanadında piyon fazlalığı var. Beyazın şah kanadında. Beyazın oradan oynaması lazım. Kale C1, kale H1 matsa değil ama kale H8 ben önce giriyorum sanki. Siyah kale H2 tehditleri var şu an. Bence G3 sürülmesi gerekiyor. Atepik kale H2'yi tuttu. Siyahın burada şaha D7'ye koyup B5 at B6 at C4 oynaması lazım bir yerde. Bence atı B6'ya koymak mantıklı ama gözüme at C7 at B5 fikri çarptı. Avuça basma amacıyla. Evet C8. Şimdi sen B5 at B6 at C4 koyacak ama B5 at B6 oynaması lazım herhalde. Ama at E4 var B5'e. Şimdi at E4 istiyor ya G5 ya D6 düşüyor. At E4 kale D8 zorunlu veya C4. Kale D8 tek hamle herhalde. Öyle gözüküyor. Ya da atı da atı çekebilir. At E7 mesela. At B5, at D6'ydu herhalde. Açarak bir şeyler düşündü ama. Ama kale D8, kale C6 alıyordum. Orada belki at E7, kale A. At E7, at C8 fikri var. At E7'ye kale altı çıkmıyor mu? Ha, at C8 genç de açmaz da doğru. Kale D8 kazandı sanki. Şey, kandırdı sanki. Ama at B7 hamlesi var. Kale D7'ye de at C5 koyuyor. Kaleyi istediği yani, için atla açarak. B4'ü alıp at F5. Ha, gerçi şah E2'den sonra C6 düştü. C6 düştü. Beyaza iyi gibi oldu aslında bu at F5'ten sonra ama bence. C5 hamlesi olabilir miydi? Siyahlar C5'e kale C5 alacaktı. Ya aynen. Bekleyip 2 tane 3 tane eser yaratma şansı. B4'den çok mutlu olmazdı büyük ihtimalle orada. Bir de gördüm siyahın 10 saniyesi var. Evet kale C5 koyuyor. At E6 sonra G5 de düşüyor. Belki bu da kale A6. E4 daha iyi herhalde. E4 direkt E5. E5 at F5 E6. Sürecek bence G4'ü bırakmak. E5'e G4'ü. Bence G4'ü bırakabiliriz. Yani F3 sürdü. Siyah A piyonunu tutacak. Kale A6 koyuyor. Peki. Rahat kazanç bu. Şahlar at çok pasif. Kale B2 A2 sürecektir. Siyahlar. Bir tane kale A7 şah çekebiliriz. Şah G6'ya veya E6'ya girerse mat oluyor. Şah F8'e gitmek, arkaya gitmek zorunda. At G7, at E6, G5'i yiyebiliriz. Almadı. At G7, at E6, G5'i alabilirdi. E5 sürmeli bence bir noktada artık. E5, E6 sürüşü. E6. At C4. Bu da mantıklı. Şimdi sürüyor. F3 alıp kare F4, kare G4 draw mu acaba? E6 oynuyor, almıyor. Ha.
Şah C3. Sonra E7 at D6 var atı çektiğinde. Kale D7 uydu. Kale D7, kale A7. Ama kale E4. Kale bu arada 4, bir şey kaçırdı sanırım. Şah C3'e A1 çıkıyor. Arda orayı da göster istersen yayında. Kale A1'e G4 alsa beraber değil miydi? Ben mi yanlış gördüm? Belki de A1 kale A1'e at C5 hamlesi vardı. Bunu kazandı. Bitti bu maç. Bir geri alalım. Maç. Aynen bir oraya bakalım isterseniz. Orada siyah kaçırdı muhtemelen şansı. Şah C3 oynadığı yere gelelim. Kale F4, Şah C3. A1 var evet. Gibi gördüm. A1 vezir, kale A1, at C5 bence iyi hamle. Çünkü E-piyonunu alıyoruz biz. At C5'ten sonra. Ama G4'ü zaten alacağız. G4 zaten bizim. Şimdi kale E1 oynasan da Şah E7 var. Evet. E6'yı alıp. At B6 deneyebilir. At B6. At E4 olabilir. Oynayıp D5. Kale en kötü ihtimal kale E4 hamlem var. Evet kale E4. Kale E4, kale E4, at E4, şah D4, at F2 oynuyorum. Sen E6'yı koruyorsun, ben G4 alıyorum. Siyahlar kaçırdı burada beraber. Ama siyahın süresi azdı. Bence yine de gayet iyi oynadı siyah. Gayet iyi oynadı bence. Rakip çok kuvvetli bir oyuncu zaten. Diğer maçlardan canlı giden ne var Arda, bir gelelim. Bu arada 18 izleyiciyiz. Herkes like atarsa sevinirim. Vincent Kamer da kazanmış. Böyle bir yenileyelim sayfayı. Ben de yenildim. Evet. Tek bir maç kalmış. Tek yine Şirok Talibov'un. Yine Talibov'un maçı yine ama. Yine beraber ama. Kaleye oynuyorlar. Bunu izlenmemize gerek yok. Bence. Bence biz görüntü sorunumuzu halledelim bu maç bitene kadar. Aynen. Eğer yüklendiyse Skype ben kapayıp direkt oradan dayalım. Veya Yusuf senin bana söylediğin gibi de yapabiliriz. Böyle yaparsak ama arka plan olmuyor. Yapacak bir şey yok. Ya bunu deneyelim, bu olmazsa öyle yapalım. Tamam, olur. Bora yenmiş. İzlediğim kadarıyla. Evet, ben hemen Skype'ı kurduğum için bir bağlantımız kesildi. Ama birazdan hemen geri gelecek. Bora yenmiş. İzlediğim kadarıyla. Evet, ben hemen Skype'ı kurduğum için bir bağlantımız kesildi. Ama birazdan hemen geri gelecek. Şuradan hemen kapayalım. Evet, hemen Skype'tan oturumu açıyorum. Hemen bir dakikanızı alacağım. Galiba açtım, bir dakika hemen geri bağlanıyorum. O sırada da maçlar büyük ihtimal başlamıştır. Biz de sonlarına doğru yetişeceğiz. Hemen de girelim şöyle. Hocam. Arda düşmüştü geri yani.
Ha, Skype'a mı geçtin? Skype'ı indirdim şimdi. Heh, tamam. Bu arada sanırım senin sesin azalmış yayında. Umut öyle yazmış. Ben onu bir kontrol edeyim. Skype'a geçeceksin ben herhalde sırada ekranı paylaşıyorum. Tamam. İkinci masayı. İkinci masayı. At D5 oynadı. Bence beyazın konumu gayet iyi. Vezir D8. Bence beyazın konumu bayağı iyi kaldı. Bu arada sesin düzelmiş herhalde. Bu turdan sonra kamerayı ayarlarsak her şey hazır oluyor. Belki D5 alınabilir. D at C6'a geldikten sonra çok mümkün mü emin değilim ama az önce D5 tehdidi vardı. Sanırsam. At F6, Vezir F6, D5, B7 fili oynamıyor. At E7 oynayacak herhalde. B4. Beyazın C5 sürüp Vezir kanadından oynaması lazım. Siyahın da tersten yani. Tipik Şahin konumu. Aynen. Bence H4 biraz doğru hamle değil. Ben H4 hamlesini beğenmiyorum. Çünkü 3. Dünya Şampiyonu Jose Raul Capablanca'nın dediği gibi zayıf olduğumuz kanatta piyon sürmeyelim ama gayet şimdi anladık H4'ün nedenini. Niye oynadı bunu? Çünkü vezirleri değişti. Vezirleri değiştikten sonra siyahın şah kanadından olan atağı hiçbir yani tehdit korkulu değil. O şimdi yüzden bir de vezir kanadından oynayacak. At D2, at B1, at C3, at B5 bile koyulabilir. O da olabilir. B3'ü niye oynadı? Çünkü direkt A3 oynasa A4 vardı. Bu tipiktir. B3, A3, B4 oynayacak. Evet, A4 gelerek. Bence B4'ü acele etmeyebilir. Beyaz şahını bile şah F1, şah E2, şah D3, şah D2, şah C3 vezir kanadına götürüp sonra B4 sürebilir. F6 siyahın oyun lazım. Siyah F6 oynamak zorunda. F6'ını açmak için. F5 aldı. F4'e bastı. F5 sürmek istiyor. Belki de kaleyle almak daha mantıklı olurdu bence. Kaleyle alıp kaleyi de getiriyordu. Ve belki ileride fil G4 fikirleri olabilirdi. Hatta korumak için F2'ye basma fikriyle. Şimdi at G6 değişip F5 olabilir. Direkt F5 Bence beyaz kaçırdı biraz. Beyaz çok geç kaldı vezir kanadında. Bence de katılıyorum. Vezir kanadında yani D8 gelebilirim, fili koruyabilirim. Ya da kale F6, kale F8, fil C8 tarzı bir şey oynayabilirim. Bu arada Revan bu maçtan sonra Samedov Reat'ta Bora Yarar maçına bakar mısınız demiş. Bu maçtan sonra bakalım. Tamam. C8 alacaktır. Siyahların tüm piyonları siyah renklerdeydi. Bence filleri değişmek beyazın daha çok işine geldi. Kale F6 yanlış oldu. FG kırmak lazımdı. Çünkü G4'ten sonra F3 koyuyorum. Siyahın oyunu öldü. Beyaz H hattından oynayacak. Şah F3 oynadı. Ben F3 oynardım. Kale H2, kale H1. Beyaz isterse bu taraftan oynar, isterse o taraftan oynar. At F5 bile koyabilir belki. Ama kale H2 daha iyi. Niye F3 oynamadı? Ben onu anlamadım açıkçası. Aynen, G4'ü daha sağlama almalıydı bence de F3'e. Yani o daha mantıklıydı. Şimdi artık F3 oynayamayacak. At F5 oynamak zorunda kaldı. Bence beyaz atları değişmeyi istemiyordu. Efe. Kale G7'ye kale H1 oynamak istiyor herhalde. Kale G5. Kale H1, kale H4, şah E4, F3 koymak lazım ama nasıl yapacağız? Kale G7 oynuyor. Şimdi bu şah E4 oynamıyor hiçbiri. Anlamıyorum. Neden şah E4 gibi F3'ün beni anlamıyorsun? Evet. Zor biraz. Kale G1'lere H5 gibi fikir var. Kale G1'e kale çarpı F5 var. Sorun orada. Orada doğru. Aynen. Kale H2, kale G2 koyması lazım. F6. Kale F7'ye kale H6 gelip tutacak. Sonra belki kale H5 koyuyor. Orada kale G6'dan sonra... Ha, kale G6'ya alıp G5 koyuyor. Sorun aynen. Orada. Şahı da giriyor G4 F5'le veya E4 F5.
Hangi skill? Siyah kulakta kalmadı mı şu an? Kale G6 alıp G5'ten sonra kayıp orası. Alıp G5, kale H6 ve G6 düşüyor orada. Bunu kaçırdı Edis. Bence de. Aldık aldık G5, kale H6'ya koyuyor. Yani G6 düşmese bile B4 C5 oradan oynayamıyor. Kale hareket etmiyor. Edis kale G6'ya, G6 G5'e kale H7'yi düşün ama orası kayıp. Evet, dediğim gibi onu girdi. Alırsan GH'dan sonra Zugzwang'a giriyorsun. Şah hareket ettiğinde Şah7'de Şah7'ye de F7 var. O yüzden giremiyor ona. Burada B4 veya B4 fark etmiyor. G5'e 4 mü koymak istiyor ama illaki bir yerde hamlesi bitecek. A4 hamle bitti. Evet, hamle bitti. Aa. Burası kayıp oldu artık. Etüt tarzı bir şey oldu. Başka maça geçelim, bitti zaten. Takdir. Evet. Önerilen Yarar'ın maçına bakabiliriz. Önerilen maç Samedov Reat'la Bora Yarar. Teşekkür ederiz Mert. Bora'nın rakibi Atu'ymuş bu arada. Samedov Reat. Maçı göremiyor. Başıncı mı atalım maç? Maç bitmiş çünkü. Atu'yu terk etmiş. Bora kazanmış. O zaman Ahmet Zade'nin maçına bakabiliriz. Bende Bora kaybetti diye gözüküyor. Kaybetmiş de öyle. Bakayım sıralamaya. Duymuş Bora vezir G7. Taş üstün hata yapmış. File 6 oynamış, mat olmuş G7'den. Şu an canlı giden herhangi bir maç var mı? Ahmet Zade'nin maçı vardı Elnaz'la. Bence ikinci masaya bakalım. Atakişiyev'le Kranken'in maçı. Kranken kazandı. Şak kazanıyor. Bir beyazın ümidi kale G2 Şah1'den sonra belki pat olabilir. Onu da kesti. Ha, kaleye çekti, yoksa pat fikirleri vardı. Ama buna bakmayalım Arda. Bunu herhalde kazanacak siyah. Birinci maçı açtım. Evet. Bunu da siyah kazanıyor. Bunu da aynı siyah kazanmış. Taş üstün. Fila 4. Bir vezir çıkıyor. Bitti maç. Terk etti zaten. Sonra orada enteresan maçlardan kaç 4 maç kaldı zaten. Tamam, o ikinci maç açalım, evet. Ben gerçi oyuncuların kim olduğunu bilmiyorum. Burası da bitmiş. Filipinli oyuncuyla kale üstü. Beyaz kazanmış. Ben bunu hemen onların isimlerini bakayım. Siyahla oynayan Enolay Baltay bildiğim kadarıyla. 2301 ime. Siyahlarla oynayanlar da İsmail Gurbanov. Bu da bitmiş. Bu da bitmiş. Arda bir Skype halletmeye çalışalım diğer maç başlarına kadar. Aynen. Olmazsa istersen ben ekran paylaşayım. Solda Skype gözükecek şekilde. Hemen bir yayından ekranı kapatıp o... Teşekkürler Can, sen de hoş geldin. Ha, Bora matıymış bu arada. Evet, vezir G7 mat oldu orada. Mat. Süre 10 saniyede oynamış o yüzden. Şanssız bir adam. Olur böyle şeyler, bu turnuva zaten tecrübe maçlı. Tecrübe maksatlı bir turnuva. Bu arada İsmail Gurbanov'la Filipinli İme'nin maçında Filipinli İme bir şey kaçırdı, drop oluyordu. Kalesun olan maçta. Aynen, kalesun olduğu maçta beraber ilk kaçırdı. Nasıl, kaleyi mi uydu? Yo. Bir yerde şah çekip vezir çıkıyordu. Şah çekmeye hiç bakmadı. Ama şimdi bitti maç. İsmail Gurbanov'un süresi bitti. Bu arada turnuva 3+1 temposunda oynanıyor. Bunu da söylememiştik. Hatırlatayım bir ona. Evet, 11 maç olacak. Şu an yayında ekran yok. Yapıyor. Ondan sonra ekranda görebilirsiniz. Ben hemen bir Skype'ı baştan başlatıp geliyorum. Ben hemen bir Skype'ı baştan başlatıp geliyorum. Tamam.
Ayarları yaptım. Skype'ı bir baştan başlatacağım. Sonra Yusuf'la Zahur Mammadov'un hocamızın da kamerasını görebileceksiniz. Evet, aramaya katıl dedim. Evet. Bu ikinci maç Kranka ile Vincent Kramer oynuyor. Kranka çok iyi oynuyor Yusuf. Krank Arda da geldi bu Açtım arada. ekranı. Tamam. Ha, Krank'e bak, Kazarovata'da. Evet, biliyorum bu çocuğu. Ekran paylaş istersen Arda. Görüntü düzeldi mi? Şu an yayında Onu hemen ekran yok artık. şimdi Kamera yok. deniyorum. Paylaş istersen. Evet, şuradan ben maçı açayım onu hallederken. Tamam. İkinci masanın maçını açalım. Evet, açtı zaten yayında. Ha. O ses var yorum maçı. Chess arıyorum maçını. Vincent Cameron maçını mı açalım? Vincent Gamer'ı. Bana nedense ses var yorum maçı geldi. Tamam. Tamam. Ne burası? Oyun sonu. Şu an Vincent Cameron'ın pozisyonu bence daha iyi. Yani bence de geç piyonu zayıf, fil pasif, D4'te bağlı keser var. Kale G8 oynamak olur. Fil G5 oynayabilir. Fil Şimdi G5 kale H2 koyacak bence Kazarbalata'da. Kale yani hat H1'de H5'e baskı yapacak. Belki fil D2 filleri değişip G4 fikri çıkabilir orada. Kale F6 hamlesinden emin değilim. Burada alabilir bence. Çünkü aldıktan sonra beyazın vezir kanadında B4, A4, C5, B5 keser yaratma şansı Evet, yaranıyor. 3'e 2'yi kullanabilir orada. Evet. Ha, bu arada hocam sizin Bu arada kameranızda kamerayı koydum. şey var şu an. Tamam. Üstte biraz siyahlık var, istersen onu aldım. Hemen. Bu arada biz kameraları değişmeni kullanacağız, yani konuşalım. 3 kamera çok kastığı için. Şu an Kazar Babazada biraz karşı oyun buldu bence. Kaleleri değişirsek beyaz kazanacak herhalde. Aynen, Şule hocayı de kullanacak yani dedi. gördüğünüz gibi çok hızlı oynuyor o Kranke. Yani onun tarzı bir şey. Aşırı derecede hızlı bir oyuncu. Yani klasik maçı da Yıldırım maçı gibi oynuyor genelde. Bir de Zahar hocam, size bir soru gelmiş. Birinci kim olur? Yayında. Birinci kim olur? Biraz zor bir soru. Daha kaç maç geçti? Daha Tamam. turnuvanın %80'i ileride ama yani açık ara favori bence turnuvada iki tane favori var. Vincent Kramer'la Nodirbek. Ama bir de Raunak Satavani diye Hindistanlı bir GM Evet. var. Onu unutmayalım. Bu Kendisi. arada onun da maçına bakalım yani ilk fırsatta. Aynen, bence O oyuncu da çok tehlikeli bir oyuncu. Nick'i ne onun bilmiyorum ama sanırım turnuvaya katılmamış o. katılmamış galiba aynen. Listede Sanki vardı ha. Raunak Sadvani 2005 ama Chess.com'da yok şu an, katılmamış. Chess.com'da yoksa katılmamış demektir herhalde bir sorun yüzünden. O zaman iki turnuvanın iki tane favorisi var. Ama Valodar Murzin'i de unutmamak lazım. Rusya'nın en yetenekli oyuncularından biri şu an. Ve hatta geçen title'lardan bir tanesinde bildiğim kadarıyla Grishu yendi. Ya, turnuva linki istemişsiniz. Verelim. Ben hemen atıyorum. Tamam. Koydum. Beyaz apyonunu sürmeye çalışıyor. Siyah yetişecek bence. Kale A2, Şah B3 olabilir. Evet, Kale burası A2 hataydı bence. Şah B3 Kazara hata. kazanç oldu herhalde. A6 sürse şimdi nasıl tutacak? A7, kale G8, fil D6. Sonra Fil D6. fil B8 koyacak. Hem file 5 istiyorum hem fil B8 istiyorum. Kale Aslında A8'de file B8. A7 değil fil D6'dan başlamalıydı.
Evet, direkt filde altıydı çünkü file 5 tutması gerekiyordu önce. O ama daha kale A8, file 5, kale A7, kale F6, o da kazanç herhalde. Öbürü daha iyiydi direkt filde altı. Öbürü çünkü daha iyiydi tabii ki. Direkt filde altı daha iyiydi. Bu da kazanç olmalı. Kale çarpı F6 alıyor. Fil çarpı D4 alıyor. E-piyonunu alamayacaksın. Filde D4. E-piyonu tuttuğu takdirde ya burası bir şartçıdır. Şart değil. Kazanç. Evet, tutacaktı. Kale F6, kale A6 koyabiliriz. Kale F6, biz burada değiştiriyoruz direkt. Kale F6, kale A6. Siyah kale çıkamıyor. Kale H8 oynayamıyor, fil var. Fil G1-2 kale A8, kale A'ydı aynı. Evet. Fil piyonu tutuyor, e piyonu hallediyor. Şah D5, şah E6. Fil G1'e geliyor, piyon H3'e geldiğinde. Kazandı. Az önce favori dediğimiz oyunculardan biri artık bir maç kaybetti. Tabii ki bu daha bir şey değil. 11 ama yine de oynuyor hala, onu izleyebiliriz. SFM çöktü. Bu arada katılamıyorsun, kapalı bir turnuva burada. Dün elemeler yapıldı. Her ülkeden bazı sporcular belirlendi. Ona göre oynayabiliyorsunuz burada. O yüzden şu an biz de analiz ediyoruz zaten oynamadan. Kazanmak o kadar da kolay değil. Atef 5 uyduk sana. Atef 5'e fil C8 istiyor. At H6 gelecek herhalde şimdi. Ve at H3. Burası kazanç mı emin değilim ben. Şimdi şey F3 şart D6 veya F4 şart D6 geldi. Siyah süresi çok az. Bu kim siyahla oynayan oyuncunun elosu neyusun? Hemen bakayım. Yani FM olmasına rağmen Chesscom elosu sırada başlamış. 2436 Belarus'lu bir FM. Yani Chesscom elosu Super GM elosu. Evet, bir sürü zaten Chesscom'da ama böyle oyuncular var. 2700-2800'lük FM'ler. Özellikle Rusya'dan oluyor. Atı D3'den E5'e götürmeye çalışıyor. Ama şah E6, şah E6 bekliyorum. Burası kazanç mı emin olamadım ben. Fil aslında E8'e belki koyabilir. G4'e atı E5'e koysan şah G7'e F6 beklesen peki? Belki o zaman şah şarkı dolaştırınca piyon sıkıntı burası olabilir. Bence berabere çünkü D4 düşecek gibime geliyor benim. Bence bu maçı biz fil at matını izleyeceğiz. Birazdan. Değiştiler. Berabere oldu sanki burası. G5, G4, şah H3. Evet, berabere. Bir dakika, atı C6'ya koyuyor, berabere değil. Atı C6, F4. Ama şahı serbestleyemiyor ki. Tempo kazanamıyor. At tempo kazanamadığı için şah E4, at C6, şah F4. Evet, beraber oldu burası. Enteresan bir konu. Öğretici bir konu. Şah F4. Bir şey değişmiyor. Şah E3 tekrar. Yani piyonun G2'de olması bile bir şey değişmiyor. Çünkü şah E4 hamlem her zaman var. At hiçbir şekilde tempo alamıyor. Tempo atamıyor. O yüzden D4 düşüyor at oynadığında. G2, G3. Atı çekecek şah. Şah E4 at koruyacak. Şah F3, şah E4, şah F3. Beraber oldu burası da. Gerçekten ilginç bir konumdu ve öğreticiydi aynı zamanda. Favoriler puan kaybetmeye başladı. Denis Lavazic söylemeyi unuttum. Lazavic daha doğrusu. Evet, bu maç bitti. Ellame'ye beklenecek bu. Başka canlı gelen bunun dışında bir maç kalmış. Almaz şampiyonla Noam Wittenberg. Aynen. Oraya bakalım. Almaz champion aldı zaten. Vezir matı. Evet. Böyle bir turnuvada 2434'lü bir oyuncunun vezirle mat edip edemeyeceğini denemesi biraz bence etik değil. Tamam, satışta sona kadar mücadele etmek lazım ama evet, zaten üst düzey oyuncuların olduğu bir turnuvada oynamanın pek bir manası yok. Yani, masa başında manası yok da internette belki rakibin elektriği veya interneti gidebilir şeyiyle, evet. Ümitiyle oynuyor sona kadar.
Ali Reza Priz de sanki öyle bir sıkıntı yaşamıştı. Çok oluyor internette. Veya son turnuvalardan birinde Magnus Carlsen bile mouse slip yaptı. Veziri verdi bir hamlede. Bu arada şu anda Kazer Babazağ'da tek 4'te 4 giden ve Nodir Bek Abdus Sattarov'la oynuyor. Bence bakabiliriz onlara. Evet, o liderlerin maçını izleyelim. İlk iki sıranın maçı. Geçen bu turnuvadan bu Karakan savunması Atef Alt Atef Alt EF varyantı. Burada H6'lı sistemde var, H5'li sistemde var. H5'li sistem son zamanlarda elit oyuncular arasında çok popüler olmuş. Hatta geçenlerden bir turnuvalardan birinde bildiğim kadarıyla Artemiv ve Aronyan da bunu denedi. Hatta Carlsen oynadı bunu. Carlsen oynadı. Norway Chess turnuvasında yanlış hatırlamıyorsam. Tari Arian'la mı oynadı? Birisiyle oynadı Carlsen bunu. Filip E4. Siyahın amacı burada bir şekilde B5 sürmek. C3'ü kırıp B5 sürmeye çalışıyor. Beyaz karelerden oynamak için. At E4 vermedi atı. Filip E7. Çok hızlı oynuyor farkındaysanız siyahlı oynayan Nodir Bek. Aşırı derecede hızlı bir oyuncu. Ben chess.com'da da izliyorum onu. Tam rakibi de çok hızlı ama bu yani ultra hız, ışık hızıyla oynuyor. Şimdi siyahın amacı B5 oynamak. Bu tipiktir. Yani saldırmak için beyazda G4 oynamak. İşte B5 standart bu. Piyon feda veriyor ama hattı açmak için yani. Ters taraflı roklarda piyonları sürmek lazım. Hızlı olan da kazanır zaten atak yaparken. Ama bence beyaz biraz geç kaldı sanki. Bence şu vezir an, D5 bile o oyun sonunda ben siyahla oynardım herhalde. Vezir D5, vezir D5, C5'ten sonra beyazın siyah kareli fili çok kötü. Siyah evet, değişmiyor. Süresi de daha fazla tabii ki. Vezir A5 oynayacak. Bir atını oyuna sokmalı bence artık siyah. Bir yerde C5'i kırıp atı altıya koymak lazım zaten. Başka türlü atın girme şansı yok. E3 fili ya da at D'liyle belki at D5 mi çalıştırır? At D7'ye vezir A5 daha mantıklıydı. Çünkü şimdi hem kale B4 fikri var. A2 boşta kalıyor. Gerçi burada fil D2'ye ne oynayacak ben onu bilmiyorum. Ben vezir A5 dedim ama fil D2'den sonra A3 oynadı. Kale B4'ü kesti. Ya, fil C5 kırmak lazım artık. Ataya 6 oynayacak herhalde. Kale D7'ye giremiyor. E1 kalesi boşta. Ya at filden daha iyi şu an. Yani siyah atı idealde D5'e koyarsa tamamen müthiş olacak siyahın konumu. At C'de at D5 koyarsa. Beyaz fil söylediğim gibi. Yani beyazın 6 piyonu var. 4'ü siyah karede ve F6 G7 piyonları da fili kısıtlıyor. Fil kendi ve rakip piyonları tarafından kısıtlı. Bir şekilde F3 fil F2 fil G3 koymak lazım. Herhalde. Kale E2 oynadı. Ama burada at çarpı C5 uyuyoruz sanki. Evet. Fil C5 kale E2. Kale boşta kaldı. Kale C2. Bu da C6'ya aldı. At B3. Önce at B3 koydum. İyi uydu. Çünkü fil açıldı en azından. At B3 at B1. At E4 oynadı. Vezir çarpı C6 herhalde. Burada siyahla vezir F5 güçlü hamle var herhalde. Vezir evet. F5. Çünkü kale atı güçlendirdi. Vezir C7 mi? Vezir değişsek. Ya vezirleri kaldırırsak beyazın konumu çok iyi. Çünkü vezir kanadında piyon fazlalığı var ve öyle konumlarda geçer piyon olduğunda fil attan daha güçlü oluyor. Çünkü fil uzak hareket eden bir taş, uzak vuran bir taş. Şimdi burada birinci yatay sorunu yaşıyor beyaz. Vezir E1 istiyor. Şah B1 oynamak lazım. Çok hızlıca. Şah B1, Şah A2 oynamak lazım. Evet. Gerçi bu kadar süreyi bence boşuna verdi Şah B1 hamlesine. Bence de zaten. At F2'den mi korkuyor ama F2 piyonu yani bilmiyorum. Orada fil C7 vardı zaten. Şah A2. At çarpı F2 alamıyorsun çünkü fil G3 var gördüğüm kadarıyla. A piyonu A4'e sokmaya çalışmalı bence bir şekilde. Siyah mı? Evet.
Bence beyazın konumu daha şey. Vezir C7 oynasak. Bence de beyaz daha iyi ama yani o doğru da sokarak en azından karşı bir oyun aramalı. Birincisi evet. F3 oynayıp atı kovabilirim. İkincisi vezir C7 kale D1 mi oynamak istiyor? Kale D1, vezir F7, kale A1, şah B3 ama bir şahtan sonra hiçbir şey yok sanki orada. Aksine ben vezir F7 istiyorum. Beyaz kazanacak bu gidişle. Kale F8 neredeyse tek hamle kaldı. Ona F3 fil D6 olabilir. Gerçi orada F3 at F6 fil D6 vezir E6 şah hamlesi var. Kale F8 oynamak lazım. Kale F8'e vezir E7 var. Ha, kale F8 ata. Vezir E7'den sonra F3 oynuyordu. Vezir D1. F3. At F6 dönecek. Muhtemelen fil E5 mi oynamak istiyor? Vezir kale C4. Kale D4. Evet. Kale D4. Çok iyi konumda. 24 saniye hızlı oynamaya çalıştı. Vezir C4. Ha, file 5 oynamak lazımdı. Ha, fili sağlam yere koymak lazımdı. File 5. Buna kare F4 var. Evet. Çok potansiyel bir pozisyonu. Çok iyi bir konumu kaybetti maalesef. Evet. F7'yi de alamıyor. C5 boşta. Üzücü bir yenilgi oldu. Gerçi kale F4'te biraz garip kaldı ama yani en kötü ihtimal vezir C4, vezirleri değişirim. Evet, siyah kazandı. Yani daha tecrübeli ve daha az oynayan oyuncu kazandı maçı. Vincent Kamer'ın maçına bakabiliriz yine. Bakalım. Oyun sonu deminki oyun sonuna benziyor biraz. Biraz inanç hattı açık. Siyah oynuyor. Ş4 alacak. Kale G6 ya da Ş5 gelecek. Ş5 gelecek bence. Ş4'e gelecek. O daha mantıklı. Çünkü F4 piyonu tehlikeli değil. E piyonu daha tehlikeli. Şahın E piyonuna yardım etmesi lazım. Zaten isterse E3 şah E4 oynayabilir. E3 olmaz mı? Kale D3 şah C4 de koyabilir de. E3 bir hamleydi. Kale H3 oynadı bir süre ekliyor. Kale H3. Evet. E3 bence oynamak lazım. Ha, böyle oynadı. Şah C4. Şimdi file 1 giderse at D4, file 1'e de at B4 ile şahı kısıtlamayı düşünün. At D4 ile. At D4, at F5 alıyoruz. Evet. Siyah kazanacak. Süre az olmasına rağmen. BC alsa alacak herhalde. Aldım şah D3. Şimdi at E3 kale D1 mat fikri var. At D4 at E2 fikri var. At E3 fil D2 oynamalı. At C4. File çekiyor. E3 oynuyor herhalde. Aynen file bile E3 oynayıp devamında belki A4'ü alıyor sonra. Ya yani beyazın süresi daha azaldıysa. Kale G3. Kale G1 kaçırdı sende. A5 koyuyor. Herkes birbirini koruyor. Aspect. Anlayacak. Şah D5'e atı D6'ya koyacak. E2'ye getiriyor. Evet. Mantıklı. Gayet mantıklı. Beyazın süresi daha fazlaydı ama gördün mü siyah ne kadar hızlı oynadı. A4, A3. A3. At5 alırsa ne var? At C6. Kale D4. Hata yaptı. Ha, kale D5. Şah B3 oynamalıydı. Kale D5, kale G5 kazanç mı? Şah B3 geldi. Şahı çekip E2'den sonra şah. Evet. Şah F2, E2'ye 1. Kale H5'e ne gerek var bilmiyorum. Evet, terk etti. Kazandı. Yani Deniz. Sonra ne var orada? Last Gladiator maçı. Last Gladiator bu Aydın Süleymanlı. Bildiğiniz gibi bu evet. Çok genç bir IME, GM olma bu, yolunda çok ilerleyen birisi. Zaten 2005'li bir oyuncu. Ve siyahla gördüğümüz gibi şimdi kazanıyor. Fili D5'e koyuyor. Fil B4, fil C5 alıyor. Aeroflot turnuvasını kazanmıştı. Aeroflot açık turnuvasını kazanmıştı. Çok güçlü bir turnuvayı. Fili çektik. Bitti maç. Evet. Güzel yendi. Güzel yendi. Ve tüm maçlar bitti. Yeni tura geçiyoruz şimdi.
Yani şöyle bir sıralamaya bakalım. Sıralama yenilemen lazım Arda sayfayı. Sayfayı arada yenilemen lazım ki maçlar gelmiyor bazen. Sonuçlar da gelmiyor. Yani şu an i̇şte maçlar, ses varıyor. Muhtemelen şu an Vincent Kamer'la ses varıyorum maçını aynen izleyeceğiz. Ve evet. Şampiyonluk maçı da diyebiliriz. Belki de. Ama yani biz de ümit ediyoruz ki Türk veya Azeri oyunculardan herhangi birisi onlara karşı yani birincilik uğrunda mücadele edecekler. Sadece iki oyuncu oynamayacak. Bu aynen tipik antrenman pozisyonu A4. A4 hamlesi. Genelde burada siyah B6 değil de vezir E7 E5 oynuyor. Yani direkt pozisyon açmak için daha hızlı. A4 A5 enteresan bir fikir. BA alırsa kendi piyonun yapıyı bozup C5 yapmak istiyor. C5'den sonra. Çünkü BA'dan sonra C5 ve B7 fili hiçbir şey yapamıyor orada. Kısıtlı kalıyor. Tamam ama fil C7 koyuyor. Fil C8 E5 o fil oradan çıkacak zaten. Şu anda evet, zaten fil oynamıyor. Yani filin B7'ye çıkması eğer siyah C5 oynamaya yetişiyorsa C5 sürebildi. Beyazın vezir C2'de sanki biraz doğru durmadı. Kalenin altında hatta. Kendi. Kale D8. Eşitledi herhalde. Ya piyon A6'ya niye gitti bilmiyorum. İleride bence oyun sonunda o zayıflık olacak. Yani siyahın taşları çok pasif gözükebiliyor ama siyahın taşları, siyahın konumu çok sağlam. Ve siyahın hiçbir zayıflığı yok. Belki AT5 deneyebiliriz burada. AT5 mantıklı duruyor. Fil D3'de olduğunda AT5 daha şey oluyor. Çünkü karşı 7 boşta kalıyor. AT5 alamıyoruz. Fil C6. Şu an fil B5 C'de istiyor. Yani veziri dönebilir. O zaman niye geldik yani oraya? Siyah gayet mantıklı oynuyor bence. Siyah daha iyi oynuyor. Belki ya da DC mi? Şu an DC, fil F3, vezir H2. Gerçi orada şu F1'den kaçıyor, bir şey olmuyor ama tehditler olabilir. Bence siyahın at F8'e koyması lazım D7'deki atı. Lazımdı. Artık değil. Çünkü C5'e baskı yapıyor beyaz. Evet. Yani bir yerde DC, BC, CD, E'de askıda piyonlar olacak. Belki de burada C'den alınabilir. Kale A1 de oynayabilir bence. Kale A1 daha mantıklıdır ya. Evet. At B5. Geri geldi. Fil aldı. Tamam. Şimdi C6'da forpost kare var. At oraya girebilse. Ve C5'e de biraz baskı yapmaya devam ediyor. Şimdi hata yaptı siyah bence. DC var burada. DC, BC. Gerçi at D4 oynayamıyoruz. Ha. Veziri bir şekilde çekebilir. Ya veziri çekseydi sanki daha mantıklı olurdu. Bir yerde DC, BC, at D4 oynayıp açmazı kullanabilirdik. Umarım berabere yapmazlar fil ağaç, fil belki. Sanmıyorum yapacak. Vincent Kane'le oynayacak gibi geliyor. Vezir D3. Yani vezirin yeri C6'lı değildi kesinlikle. Bir yerde fil A3 oynayıp vezir C7'ye DC, BC, at D4 hamlesi mümkün. Hem E6'yı istiyor hem atı C6'ya koyuyor. Vezir E7. O yüzden vezir C6'ından uzağa çekti. E4'teki atı kovmak lazım. At E1, F3 mümkün ama at E1'e vezir D6 oynuyor. Geri dönüyoruz. Mecbur. Doğru. Yani evet. Bence siyahlar zaten beraber razı olduğu için de at E1'den sonra vezir D6'dan da kaçınmaz. Yani turnuva durumu siyah beraber yapmaya izin veriyor. Siyahla oynuyor. Bir de yarım puan fazla. Vezir A1. Bu reti manevrası. Fil önde, vezir arkada. Ünlü Macar satranççı Richard Reti yapmış bunu ilk kez. Ya beyazın hafif taşları oynamıyor sanki. F3 bilmiyorum. F1'deki beyazın fil... bence önceden bir şeyler kaçırmış olabilir. At E5 oynadı ama bu piyon yapısı yok. Siyah artık avantajı ele geçirdi. F4 de sürebilir. Siyah atak amaçlı. Şimdi F4 geldi. F4 sürmelisin. Çünkü burası yoksa... beyazda kötü kaldı. Beyazın F1'de alakasız kaldı şimdi. Yani sen potansiyel geçer piyon yarattın A6'da. Ötekisini de B5'e koydun ama atın yok. Yani sen o piyonlara hiçbir şey yapamıyorsun. Efe, kale F4. F3, o siyah kareler çok zayıfladı. At G3. At ben G3. At hatta gibi. Burada piyon kazanabilir siyah. At E2, kale E2, kale B4.
Kale B4 piyon düşüyor herhalde. Ha, D4 oynadı. Bu da mantıklı. File öldürdü. E5 düşecek şimdi. Vezir G5, kale F8, kale F5, E5 piyon düşecek. Ha, vezir G5, fil C1 var. Fil C1 istiyor. Fil C1 F4 koymak istiyor. Vezire değiştirdi. Değiştikten sonra bilmiyorum, bence siyahlar oraya oynanmalıydı. Ya, fil C1 F4'ü yetiştirirse şimdilik, evet, oynadı fil C1. Kale F5 F4. Şimdilik materyal kaybetmedi ama konumsal olarak hala kötü bir konumda. Aynen öyle. Ya çünkü B5 zayıf, B3 zayıf, siyahın bağlı geçeri var, fil berbat. F4 o yüzden oynamıyor, kale E4 koyuyor. Şimdi belki F4. Yani. Ama eğer F4, G4, F5'e fırsat bulursa o zaman da beyaz şah kanadından oynayacak. Siyahın atı şu an çok kötü konumda. Siyahın atını D5'e koysaydı müthiş orada, müthiş bir karede olurdu. Hem E3'e hem C3'e zıplardı. H5, F4'e izin vermiyor. Vezir G3 oynayacak herhalde. Ha, gerçi vezir G3'e vezir çarpı E4 var. Bence vezir E2 F4 sürmeliydi. Kale F5. Anlamsız bir hamle. Sadece gözünü korkutuyor. Ne işi var kalenin F5'te bilmiyorum. Açmazdan dolayı açmazın var böyle psikolojik. Tamam da hiçbir tehdit yok. Şimdi şah H2'den sonra geri kaçacaksın mecbur. Yani. Bir yerde C4 feda etme fikirleri olabilir ama. Atı oyuna sokmak lazım ama nasıl girecek gözükmüyor yani. F8 H7 desek sonra G5'e gelmene izin vermeyeceğim herhalde. Kemal'de flash 4 falan düşünüyor. Şu an beyaz oynuyor. Süreden dolayı. Vincent Kemal az önce beraber teklif etti bu hamleden önce. Reddetti. Şey kabul etmedi. Fil D2. Bence fil H4 oynasak daha iyi olur. Bence de fil H4 daha mantıklı. Devamında tekrar file 1 dönüp beraber hala oynayabilir de. Vezire 4. At G6, bunu siyah kazandı. E5 düştü. Vezire 4'ü kaçırdı. F4 oynamalıydı ya. Aktif oynamalıydı. Yusuf, senin de söylediğin gibi. Yani E5 düştü, burası kayıp. Kayıp oldu artık burası. At F7, at D6'dan sonra B5 de düşüyor. E4 de düşüyor. Tüm piyonlar tek tek düşecek. At F7 bence çok iyi hamle. Evet, oynadı. At D6 şimdi. At D6'ya geliyor. B5, E4. Kale F4'e E5 var, olmuyor. Kale E4'ten sonra. Kale G4. Kale E4, kale G4. B5'i de alıyor. At B5. 3 piyon önde artık. Şimdi şaha yavaştan geliyoruz. Şaha E7'ye koyacak ki kale girmesin. Yok. Yok, G6 oynadı. Ben şaha E7'de oynardım ben. Aynen, bence şaha E7'de. E7 uydu sanki. E4. Biraz zora soktu kendini. Çok hızlı oynuyor ya. 24 saniyesi var. Rakibin 6 saniyesi var. Düşünmüyor nedense. Ben anlamıyorum. Ya konum her türlü kazan. Bir 10 saniye düşünüp planı bulup sonra oynasa daha mantıklı olmaz mı? At D4. Flash 6 uyduk. Flash 6 uyduk. At D4 oynamalıydı. Söylüyorum, çok hızlı oynuyor siyah. Çok hızlı oynuyor. Belki burada kale B7 oynuyor. Kale 2 var. Kale 2 kale. Evet, neden gitti beyaz? Aynen. 4 maç kalmış. Ediz'in Riyad Samadov maçına bakabiliriz. Bakalım. Ediz kazanmış oraya. Ne, piyonlar çıkıyor. F7 yanlış. Ya yanlış değil. Şah yetişmiyor. Şah D4, kale A1, bir hamle yetişmiyor. Evet. Buna bakmamıza gerek yok. Bence de başka bir maça bakabiliriz. Orada Cihandar'ın maçı vardı. Son, evet, son Cihandar 2010 maçını izleyebiliriz. Burayı da beyazlar kazanmış. Son maçı aç istersen. Arda, gerçi o maç da bitmiş hocam. Burası da beyaz kazanıyor. Evet. Aynen. Sıralamaya bir bakalım. 6'da 5.5 oldu. Abdusattarov bir puan fark koymuş. Evet. 4.5'lar. Ama bayağı bir 4.5 var. Evet. İkinci sıradan 7. sıraya kadar 4.5 puanlar. Ve 2 tane de Azeri var 4.5 puanlarda olanlardan. Bir tanesi Kazar Babazade. Diğeri de... O oynadı zaten Nodürbek'le. Diğeri Süleyman. Onun
Yani Özbekistanlı GM'yi yukarıdan tahtından düşürmeye tek ümidimiz bence Las Gladiator. Gerçi Nesteri on kim olduğunu bilmiyorum. O da herhalde iyi bir oyuncu. 2008 bu arada Aziz Güzel'de 4 puan yapmış. Türkiye'de de en önde o var. Şu an Arseni Nesterov'la Chess Warrior oynuyor. Tamam. Last Gladiator Last Gladiator izleyebilirim. Evet. Sadece bence Aydın Seyman yapabiliriz. Evet. A5 varyantı bu. Yine vezirin. Biraz farklı bir vezirin. A5 oynuyorlar burada. Ki fil B4 alırsa B4 piyon zayıf oluyor ama siyah daha sonra C5 oynayarak onu destekliyor. Beyazın A hattı oluyor. Yani yarı açık A hattı oluyor. Fil E7 döndü. Fil F4, at E4. Tipik vezir C2 herhalde. At B5. At A6 gelecek. At A6'ya vezir C2 oynayacak muhtemelen. Evet. Büyük ihtimalle. Yani burada önemli olan E4 karesi. E4 karesi uğrunda mücadele gidiyor. Siyahın bazı variantlarda F5 bile oynayıp o kareyi tutma şeyi C6'ya olabilir. C6'ya at C7, kare A7'ye de D5 gözüme çarptı. C6 bence hiç kimse oynamaz burada. O fili öldürmek. Bence de hiç. Anladım. Değil. Ya at A6 oynayacak ya D6 oynayacak yani. İkisinden biri. Çok düşündü sanki. Evet, fazla düşündüm. At D6. Enteresan bir karar. Alabilir bence D6'yı. Yani. Fil D6 mı? Yok, direkt C6 tercih etti. Ne gerek vardı at D6'ya bilmiyorum. Herhalde D5 sürecek. Ya da F5 de olabilir. Ama piyonları çok zayıflattık. Vezir C2 oynardı herhalde beyaz oynamalı. Vezir C2 kalede bir yerde atı çekip E4 sürmek lazım. Vezir B3'e koydu. B6'ya baskı yapmak için. Ben bu hamleyi beğenmiyordum. Çünkü siyahın amacı zaten at C6, A4, at A5 koymak. Bu tempoya geliyor vezir B3'te. A4 tempoya geliyor. A4 zaten siyahın fikri. Çünkü at C6'da hiçbir şey yapmıyor. Atın bir potansiyeli yok. Atın yeri A5. C4 piyonuna saldırmak için. At şimdi C6, belki G5 ya da file 4 gerek yok bence. File 4 koydu fili kapatmamak için at C6 koyup. Gayet mantıklı. Fil F1 bu da standart fikir. Filleri değişmemek için at D2 oynamak istiyor. Bu konumları siyahlar çok Sergei Karyakin oynuyor. Bu yapıları. Siyahla mı? Evet. Siyahla vezirinde çok oynuyor. Yani o bu yapıyı oynayan en ünlü satranççılardan biri herhalde. En çok elos olan satranççılardan biri. Yine de 5 sürdürebilir bence. Ama at D2'ye file faltı var sanki ya. File faltı yok mu? File faltı. File faltı olabilir bu arada D5'e. File faltı at E4'e fil D4 alıyordu. File faltı bence... Yani file faltıya... Yani D6'yı alırsan ben D4'ü alıyorum. Ben onu istiyordum. At E4 almayacak ama E3 sürüyor. Devamında F3 var. E3'e E5 yok mu peki? Orada fil düşmüyor mu? Olabilir. Evet E3'e... Neyse geçtik. Evet var. Peki F3'e ne yapacağız? A3 oynadı. Ha, fil B4 mi istiyordu? Ama fil B4 vezir C1 oynuyordum. Ben anlamadım F3 neden oynanılmadı. Kaçınmış olabilir, evet. Gerçi bir yere kaçmıyor F3 herhalde. Taşı uyudu mu o zaman? Evet. Demek ki ya hangi fil daha hızlı düşecek? Şimdi? Gerçi F3'den sonra belki kurtuluyor olabilir F3'den. Neden sonra? Aydın Süleyman'la biraz... Yani süre çok verdi çok yani. 2 dakika süre farkına 18. hamlede 10 saniyesi var ya. DC bu AT4, D4 bu konum berbat.
Yani piyon yapısı berbat. Çünkü D5 oyunda fil de H3 D5 oynayamıyorsun zaten. A4 zayıf, E4 zayıf. A4 oyunda. Ezra A4 aldım basitçe. Yok bu maç. Zaten süreden oynamak çok zor bunu. Fil H3, kale C1. Fil H3 oynamak lazım bence. Vezir B5 de olur. G5. Fil E5. Alıp alıp Vezir C'de herhalde. E4 koyabiliyor. Vezir C'de E5 alıyor. Ama Vezir E5, Vezir B6'ya C4 düşündü de fil C4 var. Ya Vezir B6'ya kale B8 oynamak istiyor. B4 at B3. Kale A2, Vezir E5 herhalde. Ya önce kale B8 mi? Kale C8. O at düşer mi orada? Kale B1. C1 koy ya. Sanki. Kale A1'e peki. At E2 mi? At E2 mi? O herhalde mouse loop oldu. D3'e koymak istiyordu. Herhalde. Ya yani bu tarz gereğiz. 2 saniyemiz var. Rakibin 1 dakika 30 saniyesi var. A4, A5 sürdüm. Çıktım mezun. A4, başka maça geçelim istiyorsan. Evet. Bunu kazanır herhalde beyaz. Chess Warrior Nesterov maçı var. Veya Ediz var 4. masada. Ona da bakabiliriz. Ona bakalım. Ediz'e bakalım. Chess Warrior'a çok baktık. Sonda 10 evet. Maçını sadece analiz ederiz. Burası ne? Beyaz bir piyon önü. Son geçtiniz. Bu konum kötü. Bir Chess Warrior'un konumunu öylesine bir bakıp geri gelebilir miyiz? Nasıl gidiyor orada bakalım diye. Tabii. Çünkü turnuva açısından aha. Kalite yine fark, süre farkına bakar mıyız? Taş gir ama taş yine yani. Süresi çok fazla. Yine ultra bullet gibi. D6 alıyor herhalde. Gerçi ona kale C1, kale C2, kale B2 var. Kale C1. Bu sefer kaybedecek gibi duruyor ama. Olur mu? Kale D7, kale F8. Tek evet. Şans B5 oynamak. Ama ona fil C3 var. Artık E6'nın anlamı yok çünkü F'den sonra fil tutuyor orayı. Kale B3 koyuyorum. Herkes birbirini koruyor. H5. Son şanslarını, siyah süresi çok az. H6 koymak lazım. H6. Mat fikirler olsun diye. Uşak G4 geldi. Kale B5. Kale B3. GH. GH'dan emin değilim. Aldı kale B7. Aha. Berabere gibi oldu biraz sanki. Ya kazanmalı da şey ama zor yani kazanma. 4 saniye. Bu saniye çok zor. Yani 4 saniye ile şah G7 H6 koymalı evet. Şah F5'ten nasıl çıkaracağız? Onu bilmiyorum. İşte yani kale E6 mı oynayacak? Kaleye girmek lazım. Öyle değil. Fili önce çıkmak lazımdı. Fili D2'ye koyup kaleyi B4'e getirmek lazım. Kale B7. Sonra fil B4, fil D2. Ver şah F6 girdi. Şah. Beraber herhalde burada. Bekliyor. Bu süresi için berabere gibi. Evet. Mecbur berabere yapacak. Kale A7 oynayacak. Zaten Nodir Bek'i de belki Lee Chester'ı da görenler falan vardır. Hızlı oynayan bir oyuncu. Fil F8 dönmelisin yoksa F5 var. Fil H4. 5 E6 uydu. Şimdi beyaz kazanacak bu gidişle. Şah F3. Kale B3. Kale B2. Rahat D3. Kazancı oynuyor beyaz. Ama herhalde bir yerde filip çekiyor ha. Aynen. Kale F4. Yok, kale F4'de kale G7 vardı. Tuzaktı o. Ha evet. Bir dakika. Sanki siyah kandırdı. Kale F1. Kale G7. E7. Kale F1. Kale F7. Ha, bu ne yaptı? Ha, bu var. Ha, bu da beraber. Fil G5'e koyuyor. Bu konu geçilmez kale bu. Kale F7. Da fil olmasa ama kazanç sanırım. Fil olmasa kazanç evet. Piyonun bir yerde durduğunda beraber oluyordu da tam hatırlayamıyorum. Orada şahın doğru yerde durur. Piyon H7'de olsa beraber, H6'da olsa değil. Öyle bir şey olmalı. Evet, hatta şey olmuştu bu adaylar turnuvasının ilk turu, turnuva iptal oldu gerçi, yarım kaldı oynanmadı pandemi nedeniyle ama adaylar turnuvasında ilk maçta Giranish ile Jan Nepomniachtchi'nin maçında buna benzer bir şey olmuştu. Filsiz tabii. Kale piyon, vezir piyonaydı. Orada Jan Nepomniachtchi kazandı siyah renkli.
O çok öğretici bir maç. Ona bakabilirsiniz. Nasıl kazanmak lazım o konumları diye. Bunu niye oynuyorlar bilmiyorum. Burası bunu geçebiliriz işte. Buna bakmayalım. Yani burada siyah her şey birbirini koruyor. Bir şey uyma şansı yok. Ediz'in maçı da beraber olmuş. Kale iki piyano, kale piyon. Las Gladiator oynuyor mu? Ediz'in süresini içmiş beraber konumda. Yanlış bak. Las Gladiator kayıp. Kaybetmiş aynen. Mat olmuş sonunda. Kale G5, kale G5. Sona kalan maç artık bu. Tek maç. Evet, son maç bu. Sıralamaya bakabilir miyiz Arda? Nasıl gidiyoruz oradan? Kranke 5.5 oldu. Denlaz 5.5 oldu. Ahmet Zada 5. Şimdi Chesvaryor bu maçtan sonra Ahmet Zada Nestero 5 olacak. Herkes 5.5'ların ikisiyle de oynadı. Öyle değil mi? Evet 5'ten Ahmet Zada oynadı. Kranke ile de oynadı. Ahmet Zada ile oynayacak. Büyüktüm. Bu arada Vincent Kamer berabere kalmış. 4.5 puanda kaldı. O mağlubiyet herhalde ona biraz ağır geldi. Kabullenemedi. 4.5. Gerçi 7'de 4.5. 4 maç var. İlk 3'e girmek için 8 ve üzeri lazım. Yani 8 ile de çok iyi bir averajın olmalı. Bu da beraber. Berabere. Herhalde direkt maçlar başlayacak. Evet, şu an yarım puan artık fark. Kazar'la büyük ihtimalle Denlaz oynayacak eğer eşleşmedilerse daha önce. Geldi eşleşme. Aynen Denlaz evet, Kazar. Evet Zada'yla oynuyor. Bence ikinci masaya bakarsak daha mantıklı olur. Çünkü 5.5'ların yarışması. Teşekkür ederiz. Slav defansına dönüştü Cealt'tan sonra E3. Vezir C2 anti Meran variantı bu. Fil D3 oynarsan Meran sistemi oluyor. Vezir C2 anti Meran, Meran'a karşı yani. Fil B4, fil D6 ve iki tane genel hamle var. Biri fil B4, biri fil D6. Fil B4'ü seçtiyse ya. Bu arada geri kalan turlarda da ben Yusuf'un kamerasını koyayım istiyorsanız. Onu da biraz görün. Tamam tabii ki. Sanırım BC4 alınması lazım burada. BC4 aslında mantıklı mı? AT4 koyabilir. Kazan. Sen biraz sağa doğru böyle kayarsan tam oturur. Evet, diğer taraf nasıl oluyor bende? Oldu mu şu an? Bakayım. Tamam şu an tam iyi. Güzel. Çok yakın olmuşum ben biraz. Uzaklaştım bilgisayar kendimden. Bir şey yapalım mı? Çok kötü burada konumsal olarak. Yani beyaz kareli fil. C5'tense bence belki fil A3 olabilirdi. Siyah kareli. Siyah gerek kareli. Yok. B4 koyacak, AB koyacak, A hattından girecek. Doğru. Yani gördüğümüz gibi beyazın 8 piyonu var, siyahın 9 piyonu var. B7'deki fili de piyon olarak sayabiliriz bence. Gerçi piyon olsa bir faydası olurdu. B6 oynardı. Filin hiçbir faydası yok konuma. F3 belki söylenebilir. G5-G4 sadece yani rakibe yardım ediyor pozisyonu açmak için F3. Belki kale H6 vezir H4 tarzı şeyler istiyor. Ama yani onun da geçerli olacak. İki taşla hiçbir şey yapamayız bence rakibe. Evet F3'ü sürdü. G5-G5 çok iyi oynuyor beyazlı oynayan oyuncu. Denlaz. At F4'e koyuyor. Yani söylediğim gibi B7'de siyahın büyük bir piyonu var. At F4. Vezir H4'e G3 oynuyorum. İkinci yataydan vezir. Ha, onu bile aldı. Bu da arada beyazlar 2006'lı bir sporcuymuş.
Yaşı küçük olmasına rağmen gayet iyi oynuyor bence. Hatta evet, çok iyi. Oldukça iyi. Kazar Babazağ'da da zaten bizim yaşımızda. Şimdi bir yerde Vezir C3 D5 olacak. Vezir C3 bence çok iyi hamle burada. Çünkü yani siyah saldırı yapıyordu ama beyaz mat edecek Vezir C3'ten sonra. Daha acele etmeyebilir tabii ki ona. Yani teknik Vezir F2 koydu. Vezir G3'ten gelecek. Siyahın amacı atı D5'e koymak ama onu bile koysak yine de yani siyah tüm oyunu taşsız oynuyor. Aynen öyle. Burada Deniz Sazavik'in konumu çok iyi. Ama Vezir G3 hamlesini ben hiç anlamadım açıkçası. Vezir G3 çünkü kale G8 tempo yiyorsun. Yani niye Vezir G3? Zaten siyah şah F7 kale G8 istiyordu. Şans yaranmıyor. Ya da azalıyor. Bu Hazar Babazade biraz konumsal olarak o kadar da yani beyaz gibi konumsal olarak iyi oynamasa da avantaj konumlarını avantaj önünde olduğunda ve saldırı konumlarını çok iyi oynuyor ve çok güzel hesaplıyor. Bence burada şansı yaranıyor. Aha, D5. Vezir G5 vardı sanki bir de. Değilim. Vezir G5, Vezir F8 oynuyorlar abi. Evet, burası artık çok iyi. Burası artık belli olmadı bence. Ne oynuyorsun şimdi? Vezir F2, kale H2 var orada. At G4 var. Şimdi E5, D4. Karıştı konu. Serdar, evet, uluslararası bir turnuva. Her ülkeden bazı sporcular belli ya. Dün elemeler vardı gerçek. FIDE ratingi 2406 olan sporcu elemelere katıldı. Bu arada o turnuvada 20. olarak elemeleri geçti. O yüzden katılabildi turnuvaya. Yani ilk 30 geçiyordu finale. Bu final turnuvası. Bu da final, aynen. At G4 yok mu? CF3 artık var. At G3'e sen... At G4 vardı. Bence At G4 tanımalıydı. Gerçi fil açıldı. Kapandı. İkisi de burada, açmaz da E4'ü alamıyor. Bora da 4 puan almış. Burada söyleyeyim. Ondan bahsediyorlardı. Maçtan sonra mı 4 puan oldu yoksa 4 puanla şu an oldu mu? Ve 4 puan aldı. 4 puan aldı. Biraz az. Daha biraz çıkmak lazım Bora'ya. Pozisyon çok karışık burada. Evet. Ve siyahla oynayan oyuncu böyle konumları çok iyi oynuyor. Yani siyah bir şey yaratabilse vezir şah kanadından olacak. Olmazsa beyazın keserleri herhalde halledecek meseleyi. A7 mesela. Fil A8'e koymak lazım herhalde. Gerçi gerek yok. H1 çekmeli artık. Vezir D7 tutabilir. Vezir B7 de oynayabilir. B7 daha iyi. Ben şunu bir şarja takayım. Kale B6, kale B8 koydu herhalde. Burası taşıydı. HG3. Anlamadım ben ya. Ve süreden bak işte. Evet, süresi az. Kazayla hızlı bir oyuncu zaten. H3 falan koymak lazım. Çünkü en azından H6'da açılmasın. Yok. GH2 de oydu. GH2 mat oldun sen. Kale H8 var şimdi. Ama kale H3 geliyor. Bir daha A8 basitçe koyabiliriz. Ha, kale H3, vezir H3, at G4. At G4, at G4 direkt mat oluyordu. At G4'de vezir G4 vardı. Vezir G4, kale G4, kale B7 istiyordu. Evet, devamında kayıp oluyor arası. Fil C8 hamleyi gördün mü sen? Çok karıştık oğlum. Vezir C5. A8 vezir D3. Alacak mecbur. Kale G8. Uyduk vezir C4'ü. Kazandık. A piyonu çıkıyor ama. Kale B8. Kale B8. Çıkmıyor mu piyon? Kale G3 mü fikri var? Dur, kale G3 mat oldu sanki. Ama mat etti. Kale G1 mat. Fil H3, kale G1 mat. Ha. Wow. Çok wow. Güzel gördü bunu. Bunu çok gerçekten güzel oynadı. Yani rakibin süresi, ben dedim taktik açıdan çok yani çok iyi hesaplayan bir oyuncu siyahlı oynuyor. Ve çok önemli bir kazançtı bu. Oldu. Umarım chess warrior'ı geçecek. Ahmet Sağlı'da yenerse.
Burada Ahmet Zaha'da chess varıyor. Berabere kale, iki piyona kale piyon şu anda. Bakabiliriz istiyorsanız. Bana gelmedi ekran. Ha şimdi geldi. Ama bu konum berabere bitti maç. Canlı giden maçlarda. Var. Tamam izleyelim. Bu kazanç. Ha, bunda birazdan kazandı. Tek bir maç kalmış. Tamam. Süleyman Çes. Aha. Kale fil kaleye. Bakalım tutabilecek mi? Kaç hamledir oynuyorlar bu konumu? 61'den oynuyorlar. Şah çarpı B6. B6'da bu arada Kazar Babazada aynı puanda şu anda Nodir Bek'le. Bunu bence siyah tutamayacak bu konumu. Kale H3. Evet. Kale H2. Mat oldu. Geçen turnuvalardan bir tanesinde Magnus Carlsen yaptığı turnuvalardan birinde Vidit Hindistanlı 2700 tutamadı Giri. Çok enteresan bir şey oldu orada. Vidit'le Giri'nin maçı 9. maçtı yanlış hatırlamıyorsam. Vidit'te kale vardı, geride kale fil. Vidit tutamadı, kaybetti. 10. maçta da Nakamura ile kale file kaldı. 2 maç arada kaleyle defans olmak zorunda kaldı. Birinde yapamadı ama Nakamura ile yaptı. Şu an Last Gladiator Vincent Kamer maçı var. Veya orada Kazar Avaraj'la birinci. Kazar Avaraj'la birinciye çıktı. Evet. Nesterov'la maç kritik olacak. Aynen. Onu izleyebiliriz. Üçüncü masaya bence bakabiliriz veya ikinci masaya. Üçe bakalım. Üçe bakalım. Siz seçin. Tamam. Bu Vezir Gambit'inden tipik gelmiş bir askıda piyonlu pozisyon. Bu 2010 senesinde adaylar turnuvasında Rajabov Kramnik maçında her maçta neredeyse bu oluyordu. Çünkü Rajabov da siyahla bunu oynuyordu. Kramnik de siyahla bunu oynuyordu. Tüm maçları böyle oluyor. Yani klasik maçlar berabere bitti. Sonra Rapid oynadılar. Yine aynı varyant. Hepsi berabere bitti. Sonda Armageddon'da Rajabov kaybetti. Ve Kramnik bir tura diğer tura elemeni Rajabov'u eledi ve diğer tura geçti. O bir nevi Grünfeld yapısı. Grünfeld'de sadece piyon G6'da oluyor. Burada E6'da oluyor. Burada beyazın amacı bir yerde D5 parmak. Mesela D5, ED, E5 klasik fikirdir bu konumlarda. Sonra at gibi şah kanadından sürme oyun oynamak için. Veya E5 oynayabiliriz. Ama E5'i ne zaman oynuyoruz? Eğer atımızı D6'ya götürmeye yetişebiliyorsak E5 mantıklı. Yetişemiyorsak E5 mantıksız çünkü D5 karesini rakibe vermiş oluyoruz ve D4 piyonu geride kalmış oluyor. Beyaz kareli filde çok güçsüz olmuş oluyor. Siyahın amacı ne? Taşları değişmek. Çünkü rakibin zayıf piyonları var. Vezir A3. Kale D1. Şimdi Vezir A3'ü alamıyorsun. E5 var. Kale C8. E5 kale C1. E5 kale C1 oynuyor. Kale C1, Vezir C1, fil F1'e fil A6 var. Evet. Güzel bir tuzak. Şu an zaten Vezir çarpı D3 üstü. E5'e Vezir çarpı D3 var direkt. Onu görmüyoruz. Evet, doğru. Sanki beyaz Vezir F4, Vezir H4 biraz uzun oldu. Vezir yani çok uzağa gitti. Aydın Süleyman herhalde yine çok süren sıkıntı çekecek gibi geliyor şimdiden. 40 saniye fark yemiyor. Yani H3 oynuyor. Kale C1 muhtemelen. Kale C1, Vezir C1, Şah H2. Vezir bir yere, nereye? D1'e herhalde. Vezir D1'den sonra E4 piyonu düşüyor sanki. Vezir C'ydi şimdi. Vezir C'ye gerek yok bence. Vezir D1 nasıl hamle? Vezir D1 de alabilir, evet. Vezir C'ye de oynadı. Berabere mi yapacaklar? Umarım yapmazlar. E5 var aslında ya. E5 o da E5 istiyor bence. E5'e file çalıyor. Efe'ye H6 oynuyor. O konum kötü sana. Açmaz da doğru. Efe istemediğin için file F3 GF H6'ya yetişiyor ya. Ha, şak G1 berabere teklifi.
H6 direkt siyah oynuyor. Oynamalı da bence. Beyaz vezir H4'te çok kötü. Aynen. Siyah yani, veziri çok daha uzak kaldı. Filmde bence daha iyi. E4 zayıf. D4 zayıf. E5. At D5 de girdi şimdi. Pek iyi değildi bence E5. Pozisyon açıdan. Konumsal açıdan doğru değil. Belki taktiksel açıdan ama at D5 vezir E4 bile oynayamıyorsun. Çünkü vezir C1, vezir F4 istesen vezirleri bile değişebilirim. Oyun sonu siyah kazanç. Çünkü siyahın uzak keseri var. A, B piyonlarını evet, sürüp keser atabilir. Beyazın merkezdeki piyonları ilerlemiyor. Yani piyon E4'te olduğunda D5 sürme şansımız ve keser yaratma şansımız vardı ama şimdi maalesef yok. Şimdi konumsal tehdit vezir C1, vezir F4. Çünkü vezirleri kaldırırsak ağır konum beyaz için. Ama nasıl çıkacak ondan o da belli değil. Büyük ihtimal çıkamıyor da. Şahar. Aslında sanırım vezire 4, vezire vezir C1'e at E1 koysa vezir H7 tehdit ediyor. Ama G6'ya sen bir tane. Ha, gerçi doğru. Yani vezir H7 bile tehdit değil. Şah F8 oynuyorum. Yani orada şah F8 oynuyor. Vezir C1 yok. Oynamadı. G6 oynadı. Ben vezir C1 oynardım. Şimdi vezir C1. Vezir F4'e çare yok devamında. Yani. Ya vezirleri değişmek lazım. Bence de. Orası kazanç sonuçta. Şimdi vezir F4. Ne vezir F4, vezir F4, at F4 bir de F3'ü de koruyamıyorsun sen. Öyle bir sorun var. G3 mi oyna? G3 oynayamıyor, F3 boşta. Ya bu kayıp oldu bence. Vezir F4, at F4'ten sonra at E1 mi? Gerçi sonra fil çarpı G2 var en kötü ihtimal. Yok, burası kayıp. Yani burası çok kötü. Fili çekersen fil F3, GF, G5'ten sonra yani fil F3, GF, G5 yani bu konumsal kayıp bir konum. Evet. Çünkü şahan oynamıyor. Gerçi orada at F4'ten çıkamıyor. Belki ona mı ümit ediyor? Fil F3, GF, G5, şah G3 gelecek. Sonra H4, belki şah G4 oynamak istiyor. Olabilir mi öyle bir şey? Fil D5 oynuyor. Büyük ihtimal artık filleri değişip at oyun sonunda küçükken şiir öğretilmişti. %90 piyon oyun sonunda sonuç ne olursa at oyun sonunda da öyle oluyor. Yapıyor baktığımızda. Zaten D4 de düştü. Artık at C6 belki. Burası siyah ye. A6 koyacak bence. At C8'den korundu. A6 böyle. Şah F8. Gerçi Şah F8, Şah F8. At F5. Ha. Evet. Seni dinledi Yusuf. Önce at oyun sonuna geçti. Sonra da piyon oyun sonuna geçti. Bana öyle denmişti küçüklüğümde. O Botvinnik'in lafı. Botvinnik'in mi? Evet. Tamam, bana öyle öğretmişler. Tam kimin de bilmiyordum. Bu arada Kazar berabere kalmış. Dennaz'la. Cesvaryor ne yaptı? Yok. Dennaz'la berabere kalmadı. Arseni'yi Nesterov'la. Ha, Nesterov'la beraber yaptı. Cesvaryor oynuyor. Piyon geri. Yine bakın yine 46 saniyenin 3 saniye. Yani nasıl bu kadar hızlı oynuyor ben anlamıyorum. Bu arada size chatte bir şey yazılmış da ben Türkçesini bilmiyorum. Son kelimenin. O yüzden çeviremiyorum. Hı. Turnuvamızın o turnuvanın organizatörlerinden biri ve şu anda Azerice yayım yapan Raul Guliyev hocamıza da biz de teşekkür ediyoruz ona. Evet, biz de teşekkür ederiz. Böyle güzel bir turnuva yaptıkları için, bize de böyle bir fırsat verdikleri için. Onlar da şu an Azerice yayın yapılıyor. Bak gördün mü? Piyon geriydi. Şu an iki piyon üstün. Ve vezir F2 var. Vezir F2. Vezir E3. Vezir E3. Vezir mat olmalı orada bir şekilde de. Nasıl? Yani gerçi basitçe kırsam bile kazanç. Vezir K3. Vezir D6 bile oynuyor. Hani bir şeyler kaçırdı gibi. Bence de. Ama kolay kazanç artık burası. At F6 oynayabilirdi basitçe. At F6 atar. Şah F4 belki. Ne, at C4, at A5, C6. Bitti herhalde. At A5. Evet, kazanç. C6, C7.
Şah F4 basitçe yaklaşamıyorsun bile. Şah C3'e B5 var. Şah B4'e B6 var orada. Şimdi B5 sürebilirdi yine. B5'e şah C5 var diye yapmak istemiyor. Şimdi yapıyor. Şimdi şah C5'e C7 var. B6. Niye B6? Evet, ben de anlamadım. Ha, şimdi nasıl kandıracak onu? C7 şah B7 at C5. Ha evet, burada kazandı. Klasik zaten. Ve tekrardan liderliği aldı böylece. Ya bu an yani çok güçlü oynuyor. Gerçekten. Chess Lover'la kaç son anın maçına bakabiliriz. Orası bitmiş artık gerçi. Vezir piyonu kale. Ya buna bakmaya gerek yok. Diğer maça bakalım. Bir maç Melek İsmail o genç bir satrançımız kazandı. Gürcü. 4 puan oldu. Rakibini yendi. Bir an bir sıralamaya bakıyorum. 7 puanla önde şu an. 7 puanla Kranke kazar. Babazada ikinci ve Aya 6.5 puan. Sağda 6.5 puan yapmış. Türkiye'de ise 2 tane 5 puanlı sporcu var. Ekim Barış ve Ediz Gürel. Bora Erar da 5. Bora Erar da 5. Güzel. Almış, o da 5 puan. İstiyorsanız bu maç Türk oyuncularımızı bir izleyelim. Belki de birbirleriyle oynuyorlar, bilmiyoruz. Evet, Ediz'de Ekim Barış oynuyor. Ediz'de Ekim Barış oynuyor. İzleyebiliriz bu maçı. Tamam, bakalım. E4 at C6. At D B8. Sonra da at E7 at G8 mi yapacağız? Ne yapacağız? Nasıl olmuş? E4 at C6, at C3 at F6, D4 D5, E5 at D7, at D5 at B8. Çok iyi genç. Yani 1700 yıllarına gittik sanki. Bir an. Ama yani çok kötü bir oyun sonu değil mi siyah için? At C6, F4. Yani at E6. Çok yani. Enteresan bir şey söyleyeceğim. 7 hamle yapmış siyah. 7 hamlenin 5'ini atla yapmış. G8 atında B8'e bir dakika dönüşüm. At D5 uyduk sanki. At D5'e ne var? Şah D8 mecbur. Yani o fil F4 uzun rok. Ya da fil G5 uzun. Yedze. Fil F4 muhtemelen. Gerçi fil F4 E6 oynuyor. Orada. Fil G5'e de C6 oynuyor ama yani daha net bir şeyler lazım. Bence böyle satranç oynanılmamalı. Bence yani, çok yani kötü örnek oluyor izleyicilerimize bence. G4. Yani atla az hamle yaptım, bir tane daha yap diyor. Gerçi mantıklı. Ataş 4'e fil G5 tempoyla oynuyor. Ataş 6 ne düşünebilir? Fil H6 uzun rok. Uzun roktan sonra artık çok fil iyi. At D7'ye bir de E6 oynayacak. At D7'ye E6 F'ye at F4'ten sonra terk konum direkt. E6 F'ye at F4 yani bu bitiyor konum demek. Evet. Yani evet. Çok kötü oyunda ikin zaten. Tüm hamlelerini atla yaptı. Yani bize nasıl oynamamamız gerektiğini gösteriyor bu maç. Katılıyorum. E6 at F4 tipik bir şey. Yani bunu görmesi lazım tabii ki. Yani bunu oynadı da zaten. Devamında zaten at C7 fikirleri de olacak. E6'yı aldıktan sonra. Yani orada hatta mat bile olabilir bir yerde. Bora'nın maçına baksak. Tamam, Bora'ya bakalım. Bora şimdi kimin de oynuyor? De artık. Bora evet. Buldum, tamam. Meze Baço. Bora'nın konumu da 5 piyon 5 piyon. Belediye almıyormuş yani. Ben de anlamadım. Kale belediye ne var? At D4 mu var? At D4 oynamak istiyor herhalde ama yani vezir E3 bile oynasam her şey boşta değil mi? Ya burası bence buraya çok iyi. Neden olmuş bu? Açılışa bir gelebilir miyiz? Baştan. Tabii. Kale D1 vezir A5. Ha, Alapin açılışından o varyantından olmuş. E4 C5 C4. Hı. Vezir A5 oynamıştık. Enteresan. Vezir A5 hamlesi. Ya zaten beyazın fikri fil D2 at C3. Bu yanlış yani. Evet. Kalbinden sonra zaten. At D4 oynadı. Vezir E3 oynamamız lazım muhtemelen.
Çünkü vezir E3'ü, eğer vezir E3 alırsan F3'ten sonra taş düşüyor. Çünkü at F3'e evet, F3 alıyor. Fillerin ikisi de boşta kalıyor. Vezir E3 geldi zaten. Önemli. Evet, aferin. Vezir E3 güzel hamle. At F3'e bile GF3 alabiliriz bence. Vezir A4 oynayacak herhalde. Olabilir. Ben kale... Fil C5 de olabilir belki. Fil C5. Vezir A3, fil A3. D4'de alamıyoruz zaten. Orada bir şey olmalı ya. Orada yok, bir şey olmalı herhalde de. Son kendi fil F3 alacağım. Biraz sola kaymalıyım. Kamerada çıkmalıyım. Orada biliyor musun? Orada belki şey var. Vezir E3 aldı, F3. F3 taş gidiyor. Bence. At F5 var sanırım. Onda E4. At F5. E4 taş. Şey, E4'den sonra sanki taş düşüyor. Fille aldı. Gerçi aynı şey değil mi? At C3 evet, var. İşte fille almak yanlıştı. Çünkü at C3 oynuyor şimdi. Gerçi bir saniye. Şah F1, at C3'e kale E7 alabilirim. At D1. Fil A8. Kale E7, at D1, fil A8. Sen de aldın. At E3 aldım. A7'yi de aldım. A7'yi nasıl alıyorsunuz? Ha, at E3 sen önce alıyorsun. At E3 sonra kale A8. Anladım. Anladım. Orası kayıp herhalde. At D4. Sonra H3. Evet. Bora varyanta giriyor. Fil A8. At E3, F3, kale A8. Ha, ha, direkt. Alırsa A7 basit. A7 adam. Ha, fil A7 evet. Kale A7 diye düşündüm yani. Hatta belki fil D4 oynayıp atı düşürmeye çalışabiliriz. Nasıl tutacak? Tutamıyorsun. Yani. Kale D8, şah E1, fil F3, G F3, G6 falan. Gayet basit. Gayet mantıklı. Şimdi sadece at D5, fili çekebiliriz. Gerçi. D4 koyabilir. Fil D4, at A2, at G5. Fil D4, at A2, at G5 oynamak lazım. Direkt at G5. Peki at D5'e ne yapacağız? Süresiz azal biraz. At D5'e tek hamle kale B7. Kale F7 alırsan çünkü H6 var. Kale B7, fil C8, kale B8. Ha. B8 var evet. Orası evet. Kazanç kipi önünde. Direkt H6 geldi. At F7. Şimdi ya, at D5. Ha şimdi at D5. Fil C8. Taşı bu kaybettik. Evet. Sürenin az olması işte. At H6, at H6, G H6, kale B8 yapılacak. Bence. En azından orada 4 piyon oluyordu taşa ama şimdi 3 piyon. At D6 ama burada şans var ya. Kale B8, G3, F4, F4, at F4. At F4 uyuyoruz, ne yapıyoruz? F4 neydi? Yok, Bora süreden gitti bu maçı. Evet. E5 de gitti, her şey gitti. Fil A2 olmuyor bile. At E5 kaldı, bitti artık. Yani iki saniyede taş geri. İyi gelmişti. Çok, iyi oynuyordu bir yere kadar. Çok iyi gidiyordu bence de. Fil C6 oynuyor sırada. Kare G2. Bitti. Çek al. At da gitti. G5. G5 oynuyordu. Fil D. Fil D'ye dım at. Yine onu da görmedi. Evet. Şekilde kazandı zaten. Maalesef Bora süreden gitti. Yukarı masalarda ne oldu? Varyor hala oynuyor galiba. Ha, Kranke oynuyor. Kranke İzleyelim oynuyor. Onu. Kazar Babazada'yla Ahmet Ahmet aynı yaş grubu bunlar. Beraber oldu. Kale B5, kale A5. Farkını açtı biraz. Sanırım Nodirbek. 1 puan hala fark. Daha sonra 1 puana çıktı. Kazanmış Nodirbek. Son evet. Tura giriyoruz bu arada galiba. Son tura giriyoruz ve yani averaj da çok... Yani garantiledi diyebiliriz belki de. Yani berabere yapsa zaten... Lütfen direkt yani. Berabere yapabilir. Aynen beraber teklif edecek bence de. Maçlar başladığında ben onun maçını izlemeyelim. İkinci maçı izleyelim yani. Aynen. Ya gerçi devam eden oyunlar var. Bir bakalım oradaki konumlara. Umarım kale kaleye oynamıyorlar. Burası bitmiş. Keşke kale kaleye oynasaydılardı. Bunu niye oynuyorsun ya? Burası enteresan biraz.
10 saniye, 6 saniye. Konum tabii ki berabere. Ama bence beyaz kazanacak bunu. Yok artık o fikrimi değiştim. Berabere gibi ya, durmadan şah. Zaten beyaz abi razıydı. Beraber oldu. Yani son tura girdik artık. Avarajdan da biraz fark var. Chess Warrior'ın yenilmesi lazım. Last Gladiator, Chess Warrior. Last Gladiator. O zaman bu maçı izleyeceğiz tabii ki. Çünkü Last Gladiator'un berabere yapacağını zannetmiyorum. Çünkü kendisinin de yenmesi lazım. Evet. Yoksa DC yapamayacak o da. Biliyoruz ki Aydın Süleyman'ı yersin ve son şeyde Kazar'da kimle oynuyormuş Kazar bu arada, ona da bakayım. Kazar'da Ediz Gürel'le oynuyor bu arada. Ha, onu da izleyebiliriz. Evet, ona da bakabiliriz. O bir nevi tersten Panov oldu. Evet, çok benzer bir sistem. Karakan savunmasının Panov varyantı var, ona dönüştü. Tersten tıp atıp aynısı oldu ama bir tempo önde. F4 file F3 beyazla standart böyle oynuyorlar. Siyah niye buna girdi bilmiyorum. 3 dakikası var. 3 dakikayla başlamış, 3 dakikayla da oynuyor. Yani baş etmek mümkün değil bu oyuncu. Ekleme de 2 saniye de değil. 1 saniyelik de ekleme. Her hamleyi 1 saniyede yapıyor. Ekran görüntüsü bende gitti taşlar. Evet, bende de gitti. Kendi ekranımdan devam ediyorum. Paylaşımı kapayıp geri açayım. Arda, o sorunu da halledelim. Geldi mi yine? File 4 uyumadı mı? Geldi ekran. Ne uyumadı mı? File 4, F5, flash 7 falan. Gerçi taş geri kalıyor. Taş geri. 2.57 yani. Adam 3 saniye şey yaptı. File 4 kırdı. F. File 4'ü Arda, sanırım Skype'ı aşağı almışsın. Yayın dondu. Yani yayın değil de bizim kameralarımız. Bunu ayarlarsan. Onu da hallediyorum. Tamam, şu an geri gelmiş olması lazım. Gelir biraz. Geri evet. Geldi. B3, B5, A4. Ya A4 oynamak lazımdı beyazı. Gerçi A4'da B4 vardı ha. A4 o yüzden oynamadı. 1.35, 2.40 yani. Turnuvanın bence en yavaş oyuncusuyla en hızlı oyuncusu oynuyor şu an. Büyük ihtimalle. Aydın Süleyman'la her maçta bir süreden bir yani geri kaldı. Biraz daha az önce belki de şu an 6.5 değil de 8 puan falan olacaktı. Ya filci 6 kırıp tersten küfürlere girip berabere yapmak amacı. Beyazın da F5. Eğer siyah fili oyuna sokarsak iyi olacak. Ben, yani burada beyazın file 1, fil G3 enteresan fikri olabilir. File C6'ya kırıp, file 1, file G'yi C6'ya kırıp, file 5'e koyarsak ters renk fillerde F7 fili hiçbir şey yaramayacak. Kale F8, bence file 1 iyi hamle. F6 bence sonuna. Kale B1 aynı mantıkla, hem kale B7 istiyor hem atı çekerse fil B4 var. Evet. Sanki biraz avantajı aldı. Süre farkını da yavaş yavaş kapatıyoruz. Kale B8 mi? Gerçi kale B8, abi F6 olacak. F6 hala sürmeli. Ya kale B değil ne bileyim. Kale B daha iyi. Siyahın konumunu hiç beğenmiyorum ben. File 1 bence hala file 1 çok iyi hamle. Gerçi Vezir A3 de var şimdi. Şimdi Vezir A3 istiyor.
Razer A3 her şey boşta kalıyor. Ne yapabilir beyaz? Fil C6, Vezir C6 oynasak. Bence F6 sürmeli yani. Aynen. F6 ya Fil G6 oynamak istiyor muhtemelen. Yani G6 oynarsa çok kötü olur orada Vezir G5, Vezir H6 fikirleri var. Hani B7 girdi. Vezir A3'ü yani. Uyuyoruz sanki. Yoksa Vezir A3'e bizim görmediğimiz bir şey mi var? Yoksa şey, da F6, G6, Kale F7 mi var? Yusuf. F6 var sanki evet. F6, G6, kale F7 var. Kaleyle alamıyorsun. C8 boşta kalıyor. Hareket ettirebiliyoruz değil mi? Şahını alırsa da vezir D'de. Çok değil. Bir hamle ettirebilir sana. Emin değilim. Yani vezir A3 bir hamle sana siyahta şu an. Vezir A3, yani vezir A3 oynarsa F6 enteresan. Bu arada çünkü şey makine kapalı olunca tahmin olarak sayıyor sanki. C8 uydu. Bu ne? C8'i de görmedi. Şimdi aldı tamam. Vezir A3, vezir A3, vezir B4 uydu bu. Evet. Görmedim. Vezir B4. Vezir B4 her şey. Vezir B4. Kazandı. Bunu A3. Niye A3 değil? Bilmiyorum, belki de Fil C kaleye bir koymuyor. H3, G4, G5 istiyor. Şöyle E5'e kadar gidebilirim. Hiç zorlanmadan. Aynen. Ya bu çok rahat bir kazanç. Enteresan. Kaçırdı bu arada. Nasıl? File 4, D4, D5 vardı. Evet haklısın. Hem bu da daha rahat kazanç. Ya yani. Bunu kazanacak herhalde. Bu taş üstün herhalde. Burada sıkıntı olmaz kazanmakta. Lütfen süresi de artık 20 saniyenin üstünde. Hızlı hızlı oynayacak burada zaten. Şahit. Diğer maçlara doğru geçiyor. Daha niye gelmiyor ben bilmiyorum. Şahit Burak'ın adı. Niye F1, F2 değil. Öteki maçta nasıl gidiyor? Kimle oynuyor dedik. Kazarlı Ecuz oynuyor bir de. Ecuz oynuyor. Tamam o da enteresan. Kazar kazanmış. Yok kazanmış. Kazanmış. Tamam. O zaman Chesvarior kaybederse işler karışıyor sanırım. Ama sanırım Kazar geçecek. Geçebilir. Çünkü kazandığı için daha fazla alaya çalışacak. İkinci masaya bir bakalım. Onlar da yetişiyor ama yenerlerse. İkinci masada yenen de yetişiyor. Ve bakalım. Burada gördüğümüz gibi orası yenme şansı var. G5. G5 Ataş piyonuyla mücadele edemiyor. G5 oynasaydık şansımız... Ama burada söyledim at G6 Ataş 8 koyup şahidi tutabiliyor. Ya ben H6 sürmüyordum. Şimdilik bir G5 sürüyordum. Şimdi orada ne oynayacaktım belli değil. İşte aynen. Şah gitti oraya. Bunu yanlış oldu. Yani file beklemek gereksizdi. Çünkü şah gitti. Ama G5 oynasaydık belki orada bir şans olabilirdi. Ama burada da H, G, F, G, Şah, F8'den sonra beraber herhalde. Olabilir. Ya at F4 bile kırsam beraber şu an. At F4. Hayır sanırım değil. Şah giremiyor H8'e. Şah F8. Fil tutuyor. Doğru. Normalde seyircilere söyleyeyim bilgi olarak. Şah H8'e girebilseydi. Evet kazandı bu arada şey. Şah H7. Şah H7 niye öyle oynuyor? Aydın Süleyman'ı da kazandı. Burası da kazanç artık. Burası da kazanç. H6 H7 vezir çıkıyoruz. Bu sonda turnuva evet. Değişti tamamı. Ama beyaz kazansa da yetişemiyor üstte. Çünkü 7 puan şu an. Evet 7 puan ha. Ha beyaz 7 siyah 7.5 evet. Tamam bitti burası. Tarihleri. Evet. Evet. Vincent Kramer belki de birinciliği kaçırdı bu maçı kaybetmekle. Olabilir. Ha, Kazar birinci olacak gibi meyiliyor. Dennis'ın da Chesslaw'ın maçı var. Evet o Nesterov'un da maçı önemli. Bu ne? Burası en tam. Dennis'ın maçı beraber A5. Oldu. A5'ten sonra siyah kazanmıyor muydu? A5'te B1 oynuyordu ha. Kale B1 oynuyordu. Ha sonra Şah C2 koyuyor. Evet. Nesterov ne yapıyor? Beraber. Ama Nesterov zaten 6.5 puan. He. 6. Bunu niye oynuyorlar? Zaten orası da son yine Talibov kaldı. Evet. İlk maçın da sonunda o kaldı. Son maçın da sonunda. İkinci maçta da sonuncu o kalmıştı. Ve ilk maçtan farklı olarak bu sefer kazandı. Aynen.
Sırp çıkıştı. Evet, bu maç da bitsin, bir sıralamaya bakalım. Evet. Kazan birinci olur diye umuyoruz şu an yayında. Pat etmesi iyidir. Rezir aldı. Rezir'de yedim hatta. Evet. Ve Kazan birinci oldu. 0.25 averaj. 0.25 averajla işte son maçta, yani bu Chess Warrior tabii ki çok güçlü bir oyuncu ama yani çok hızlı oynaması yine de gösterdi biraz kendini. Yani son maçta hiç düşünmüyordu adam ya. Yani her maçta 1,5 dakika fark vardı. Böyle oynamak her zaman iyi bir şey değildir. Ahmat sağda da yine Azerbaycan'dan averajla kaçırmış. 4. oldu, evet. 3. Denlaz oldu. Bence Denlaz turnuvayı herkesten iyi oynuyordu. Ben de çok beğendim. Tanımıyorum hala oyuncu ama şimdiki maçlarını beğendim yani bu turnuvada. Aşağıya biraz inebiliriz. Bora 11'de 5, 9'da 5 gidiyordu. Ekim Barış ve Ediz 6 puan yapmış Türklerden. Elif Nazakat'ta 2 puan. Ekim Barış'la Ediz'in maçında orada ne oldu? Beyaz yendi herhalde. Onun sonuna Ediz yendi, evet. Evet, yendi. Ediz hiç zor almadan aldı. Evet, değil. Enteresan bir turnuvaydı bence. Umarım böyle turnuvalar daha çok olur. Ve sadece yani Azerbaycan'da değil, Türkiye dahilinde de böyle turnuvalar olur. Uluslararası yabancılar da oynar ve daha çok Türk satranççıların da katılabileceği bir turnuva olur. Turnuva için organizatörlere teşekkür ediyorum kendi adımdan. Size de teşekkür ediyorum. Turnuvayı analiz yapma şansını bana sunduğunuz için kanalınızda. Biz teşekkür ederiz. Umarım kanalınız daha aktif olur. Şu an aktif, bundan daha aktif olur. Ve yani birkaç ay beklemeyiz sizden videolar görmek için. Ağaç olduk yoksa. Tamam. Teşekkür ederim bir daha. İzleyicilerimize teşekkür ederim. Yani izledikleri için, değerli zamanlarını harcadıkları için. Canlı yayında eğer herhangi bir soru varsa cevaplayabiliriz. Evet, sorunuz varsa da bana da bekleyelim biraz. Yani 5 dakika diye bekleyebiliriz, evet, sorular için. Aktif yazıyor iki kişi de. Henüz daha bir soru yok. Kaç yıldır oynuyorsunuz? Ben 8 yaşında başladım satranca. Ve ben 8 yaşındayken 2002 senesinden oynuyorum. 18 yıldır. 18 yıl. Turnuva düşündüğünüz gibi gitti mi? Turnuva düşündüğümüz gibi gitti. Tabii ki birincilik sürpriz oldu biraz. Tabii ki Kazan'ın iyi oynadığını biliyoruz ama diğer iki oyuncu bence yani satranç bilgisi olarak daha üstünler. Elo'da da üstünler, biraz gösteriyorlar. Ama yani hızlı oyunda gördüğümüz gibi Kazar'ın o siyahla Vincent Kemmer'i yendiği maçı bence dönüş noktası oldu turnuvada ve en önemli maç oydu onun için. Yani Chess Warrior'a yenilse bile averajda onu geçti. Çünkü Kemmer Chess Warrior'da yendi. Neden averajda geçti çok merak ediyorum. Yani ya, biraz garip oldu sanki. Büyük ihtimal aldığı galibiyetten, mesela Kazar Babazada Denlaz'ı da yenmişti. Oradan da daha fazla averaj aldı sanıyorum. O yüzden de tam Almazlı'yı da yenmişti bildiğim kadarıyla. Yoksa beraber yapmıştı. Evet. Beraberydi o maç. Evet, son tur sürpriz oldu. Başka soru yoksa 2-3 dakika daha bekleyelim. Yoksa da yayını kapayabiliriz. Anında. İmzalı fotomu istiyorlar ama maalesef pandemi döneminde şu an mümkün değil. İnşallah her şey düzeldiğinde olabilir. Biz istiyorsanız Bora'yı ekleyebiliriz. Bir turnuvaya, evet, da oynayan oydu. Bora gelebilir. Turnuvada da oynamıştı. Buraya da gelsin. Belki turnuvada da ekleyebilir miyiz Bora'yı? Bir soralım ona, turnuva nasıl geçti? Tabii ben ekliyorum, olur, şu an. Kendini nasıl hissediyor?
hiç iyi olduğunu zannetmiyorum. Ben de çok düşünmüyorum. Arıyorum şu an. Tamam Revan, başarılar sana, görüşürüz. Umut da Bora gelsin yazmış. Bora'yı arıyoruz. Ha geldi bu arada. Bora görüntünü açarsan. İstersen Arda benim görüntüm yerine Bora'nın görüntüsünü ekle. O turnuvada oynadı. Ben hemen hallediyorum onu. Bu arada Bora'ya da turnuva hakkında sorularınız varsa isterseniz sorabilirsiniz. Mekten geçmiş bu arayı ilk defa göreceği için. Şu an kamerayı bekliyorum. Anne. Evet, bu arayı da şu anda verdik yayına. Bora nasılsın? Turnuva nasıl geçti? Bir anlat bakalım. Hocam hayatımda online olarak gördüğüm en zor turnuvaydı ya. Tabii ki güçlü oyuncular çoktu. Aynen. Bu arada Bora'ya bir soru geldi. Bora vezir kazanıp sonra kale uyup bir de fil kazandığın maç hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben kale f8 at e6'yı uyudum. Yani orada at e6'ya kale f6 sonra atla vezir kırdığımda atı alıp iki kale önde oynamayı düşünüyordum ama Arda istiyorsan o maçı aç. Arda maç, evet. Ben bilmiyorum neden bahsettiklerini bilmediğim için. Aynen. Kaçıncı maç konuşuyoruz Bora? Bilmiyorum hocam. Kafam nerede değil şu an benim. Ne maçın olduğunu hatırlıyor musun? Bence Umut hatırlıyordur. Umut. Ya VCM'leydi. Ha tamam. Bir üstteki. Hocam zaten şu buradan kurtulur kurtulmaz kimle kaybetmişim kim yenmişim bakacağım zaten. Tamam. E'de at f3 filde 6 filde 3. Fransız. Siyah çevirebiliyor muyuz konumlarda? Hmm. Tamam boş ver. Uğraşmayız. Buradan çeviriyor mu? Ama şu an oynatamıyoruz. Analiz demesin. Eğer bir şey oynatacaksak oynatamayız. Analize tıkla. Analize tıkla. Oradan bakalım. Evet, Umut açlık maçı şu an bakacağız. Tamam. Evet. At f3, fil d6, fil d3, at c6, fil g4. Tamam. Vezir d7, b4. B4'e kısa rok da atabilirdim. Aynen bence. Daha çok. Çünkü zayıflattı vezir kanadını bu ara. Bence ama kısa rok atan daha mantıklı olur. Kısa rok atamıyoruz sanırım. Hocam kız ya. Yok öyle değil şimdi. Ama bir dakika, uzun roka A4 yanlış hamle bence. Ya uzun rok neden yanlış hamle söyleyeyim. Ha, gerçi at D2'de değil. At D2'de olsaydı vezir A4'ten sonra sıkıntıya giriyordum. Evet sonra at B5. Çünkü B5 istiyor. Şah B8'e B5'ten sonra at düşüyor. Neyse devam edelim. A5, G5, B5, at B8. B6, A6. Yani standart gayet mantıklı her şey. Sanki beyazın yoklandığı için beyazın bir karşı oyunu kalmadı şu an. Diller şekil G3 yok mu? Evet öyle de oldu. Bu maçta ne gibi sorun olmuş ki? Hocam sonunda görmezsiniz. Bu konumdan bir şey mi? Ne yaptın ki burada bana? Hocam görmezsiniz. Vezir C'yi oynadı. At6 mıydı? Ha bu da kazanç ya. A piyonu dümdüz gitmiyor mu?
Evet, o da kazanmış. Evet, bizim ekran gitti şu an. Tekrardan paylaştılar da. Bora adamdır yazmışlar. Hocam ben Muruzi maçından sonra odaklanamadım ya. Kayıp mı oldu o? Maçın tamam bazılarını izleyebildik. Hayır hepsini. Hayır, Muruzi'ni yendim. Muruzi'ni yendin, onu bir bakalım. Muruzi'nin söyledi, turnuvanın öncesinde favorilerden gördüğümüz bir oyuncuydu. Ben ya Muruzi'n ya Aydın Süleyman'ın ya da Warrior olur diyordum. Muruzi'n oldu. Sen o maçı iyiydi konumun da var orada hataların vardı. Yok İlk hocam maçını orada izliyorduk canlı yayında. At D7 var, B6 var. Fil F5 diye bir varyant yoktu. Muruzi'nin maçına gelelim. Arda yukarıda. Sondan ikinci. Sondan üçüncü. Bozadar yazan var ya. Oh. Evet. Bir üstteki. Açtı. Muruzi'nin siyahla yendik. Güzel. Bakalım nasıl yenmişiz. Süresi bitti. Bir yerde fil H5 oynayacaktım da. Bilmiyorum. Yanlış mı oynadım? Doğru mu oynadım orada? C5, C3, CD, CD, F6, FE, at F6. Teori bu. G3. G3 iyi hamle değil bildiğim kadarıyla. Aynen, G3 çok iyi durmuyor bence de. D7, fil E8 gayet iyi oynamışsın burayı bence. Fil E8 çok mantıklı hamle. Flash 5'e gidiyor. At E4 evet güzel. Flash 5'e de gitti. C3 almadan fil G6 mı oynasaydık ki? Bence fil G6 daha iyi olurdu. Ya F7 değil de. Çünkü şimdi at C3 fil E4 koymak istiyorum bence. Bilmiyorum ne kadar mantıklı. Evet doğru olabilir. Güzel duruyor çünkü en kötü kaleyi dubleleyip F2'ye de baskı yapabiliriz. Neyse aldık fil H5 koyduk. Vezir D3 oynadı herhalde. Fil G6'yı şimdi, gerçi aynı şeyi şimdi de yapabilirsin. Fil G6, vezir E2, fil E4 ama şimdi vezir E2'de fil E4'e atı çekip B6'ya baskı kurabilir. Kale E8 okey. Vezir E5, vezir E5. Bu biraz kötü sanki Bora. Bence hocam kaybetmezdim ya. Yani beyazın da fikri yok, siyahın da fikri yok. B6. Kale B3, kale C6. C3 de zayıf zaten. Bence siyah. C3'e E6 yani. Ben sonda yani çok kötü dizdim piyonlarımı ama yani. G5 koyman lazım tabii ki. Ben çok saçmaladım burada da. G5'i çok kaçırmışsın. Burada bekledim ya. Bir fikri bulamadım. H5. Benim fikrim kale H7 H4'tü. Piyonların neredeyse hepsi beyazda kalmış. O biraz sıkıntılı olmuş. Fil B5 uyumuşum. Fil B5. Hala uyuyoruz. Burada ses gitti. Olsun hocam, hep ben bir süreden kaybedeceğim. O da doğru. Bora genelde süreden kaybediyor. Tamam. Bora teşekkür ederiz sana geldiğin için. Gittin lan, yorgunsun. Daha da yormayalım seni. Evet. 11 tur oynadım. Başarılar diliyoruz sana. İlerideki turnuvalarda daha iyi oynarsın inşallah. Teşekkürler. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Tamam. Anladığım kadarıyla sorumuz da yok. Biz de yavaş yavaş bitirebiliriz. Güzel bir turnuvaydı. İnşallah böyle turnuvalar daha çok olur. Yani pandemi döneminde yapacak bir şey yok. Mecbur online satranca herkes odaklanıyor. Ama yani böyle turnuvalarda bir şey de söyleyeyim ki bu turnuva Zoom programıyla yapılıyordu ve yani turnuvada herhangi bir oyuncunun hile yapma gibi bir ihtimali yoktu. Çünkü kamera açılıyordu ve oyuncuların hem kendi görüntüsü hem de bilgisayarlarının ana ekran görüntüsü vardı.
O yüzden yani o maçlarda herhangi bir hile olasılığı sıfır. Mümkün değil neredeyse. O yüzden yani herkes eşit şartlarda oynadı. Güzel bir turnuva geçti. Bir daha Kazar'ı tebrik ediyoruz buradan. Aferin. Evet. Yani böyle bir turnuvayı kazanması Elo sıralamasına göre bildiğim kadarıyla hiç ilk 10'a bile girmiyordu. Evet, ilk 10'da değil. 16. başlamış. Önünden de zaten gelmeyenler olmuştu. Evet. 16 rakamı biraz uğurlu bir rakam. Benim için mesela öyle. Hazıra doğrulanmış. Tamam. Neden bunu seversiniz? Doğum günüm çünkü ayın 16'sı. Doğduğum gün. Ha, o yüzden mi oldu rakam? Evet. Ve 16 rakam genelde uğurlu geliyor bana. Tamam. Teşekkür ederim size bir daha. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İnşallah ilerideki evet. Yayınlarda yine görüşürüz. Bay bay. Evet.